konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler bugün günlerden salı değil galiba değil mi? Çarşamba. Peki özür dilerim. Ağız alışkanlığı kusura bakmayın. Bir çarşamba akşamı da canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler Türkiye'nin gündemi siyasette yerel seçim. Yerel seçiminde en çok konuşulan yeri hiç şüphe yok ki İstanbul. İstanbul'da öncelikli olarak iki aday yarışıyor ve en çok onları konuşuyoruz. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, diğeri de AK Parti'nin, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın adayı. Bugün İstanbul Konuşma'ya biz de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'la başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bey. İyiyiz, koşturuyoruz. Valla yoğun bir şekilde sahadayız. Ee, i̇şte adaylığımızın açıklandığı ilk günden itibaren böyle kaçıncı gün bu? Yo yoğun bir mesai içerisinde 59 gün kaldı seçime ee, ve biz de İlk günden itibaren böyle çarşıda, pazarda, esnafımızın yanında, sokakta e, hep böyle böyle yoğun bir e, çalışma temposuyla İstanbullularla kucaklaşıyoruz. Yani Beşiktaş'ın sen Beşiktaşlısın. Ee, e, orada Siz de Galatasaraylısınız. Yani burada gittiğimiz her sokakta e, bu manada yapılması gereken e, çalışmaları yapıyoruz. Yani Beşiktaş'ın Beşiktaş Beşiktaş'ta sizin gözünüzde ne yapıyorlar? Beşiktaş CHP'nin kalesi. Evet evet. Ya vallahi ben e, o biliyorsun meydandan başlayıp işte Balıkçılar Çarşısı'nın olduğu o, o sokakta hatta güzel meşhur bir dönercimiz var. Orada yedik. E, evet o, o, Karadeniz. Soka o sokakta e, e, baştan sona kadar yürüdüm. Böyle bir iki buçuk saatte yürüyebildik. Çok güzeldi yani. Joshua. Oy vereceğiz diyenler var mı? E, yani oy vereceğiz diyenler de var. Sizi seviyoruz. E, i̇şte siz bize ilimizde şu hizmeti yaptınız. Hı. Depremde bizim yanımızdaydınız. Bir tane gencimiz şunu söyledi. İşte deprem zedeler sizi kardeşi görüyor dedi. Hmm. Siz evin evladı oldunuz dedi. Sizi televizyonda annem izlerken evladı gibi izliyor dedi. Çok duygulandım tabii. Yani her yerde o hatıralarım canlanıyor. Yani gittiğimde esnafımızı ziyaret ettiğimizde bir Hataylı ile karşılaşıyorum, Adıyamanlı ile karşılaşıyorum, Malatyalı ile karşılaşıyorum, Trabzonlu, Rizeli ile karşılaşıyorum. E, ve e, o hani 5 yıllık bakanlık dönemimde, genel müdürlüğüm döneminde yaptığım çalışmalar hep karşıma çıkıyor. E, sağ olsun, yani ben de zaten bunu isterdim, bunu arzulardım. Yani bir siyasetçi için de e, en kıymetli şey budur diye düşünüyorum. Evin evladı olmak, evin kardeşi olmak ee, çok güzel bir e, şeref bizim için, bir onur. E, o coşkuyu her yerde görüyoruz. Yoğun bir şekilde de çalışıyoruz, her yere gidiyoruz. Yani pa pazara da gidiyoruz. Eee Beşiktaş'ın sahilinde de ge şey, ben şey geziyoruz. Yani size, mesela... Efendim eee Beyoğlu'nda da geziyoruz. Avcılara da gidiyoruz. Yani gitmediğimiz hiçbir yer yok. Oy vermeyeceğim diyenler size niye oy vermeyeceğim diyor? Yani ben ben emin olun on binlerce kişinin elini sıktım. Hiç oylarım diyen yok mu? Bana ben a yani nezaketen hayırlısı olsun diyor. Hmm. Dedemiyor ki ya ben size oy vereceğim vermeyeceğim. Aa, hayırlısı olsun diyor. Yani e, hak eden kazansın diyor. İstanbul'a deprem konusunda, ulaşım konusunda bu sorunların çözümü noktasında irade gösteren kazansın diyor. Başka da bir şey demiyor. Yani ben e, gerçekten e, İstanbul'da farklı bir manzara var ve hani biz e, değişim gerekiyor dememizdeki sebep de bu. Sokak Tamamen buna odaklanmış durumda. Nasıl 14-28 Mayıs'ta bir coşku varsa, onun daha da üzerinde bir motivasyonla İstanbul'un bu kaybolan yıllarının geri gelmesini istiyorlar, huzuru istiyorlar, güveni istiyorlar, e, trafikteki çilenin bir an önce bitmesini istiyorlar, yönetimin İstanbul'a odaklanmasını istiyorlar e, e, ve tamamen onlarla beraber olmasını istiyorlar ki ben. Ee, çalıştım hem hep dönemde bakanlığımda, genel müdürlüğümde e, bu bu işte çalıştım. Yani sokakta oldum, milletimizin yanında oldum. Anket yaptırıyorsunuzdur. En son ne zaman yaptırdınız? En son lansmandan önce yaptırdık. Yani bir hafta önce mi? Bir hafta önce. Ne çıktı? Ee, şöyle aslında başa geleyim isterseniz ee, mevcut yönetim kendisini böyle e, dağların tepesinde görüyordu işte. 8-10 puan an e, öndeyiz gibi bir e, algıyla e, başladılar ki rakiplerini bile İstanbul'da aramadılar yani İstanbul'un dışında başka alanlarda rakip aramaya çalıştılar kendini farklı bir e, konuma oturtmaya çalıştı. Ne demek o anlamını? E, yani İstanbul'a zaten hani bu süreçte de odaklanmadığı için hep İstanbul'un meseleleri Hı. dışında farklı gündemler peşinde koşup İstanbul'u bir basamak olarak gördükleri için maalesef e, rakiplerini de İstanbul'da aramıyorlar yani halbuki rakipleri ee, bu şehre olan ilgisizlik bunun farkında değiller neyse yani 8-10 puan kendilerini yukarıda diye böyle lanse ediyorlardı anketler havada uçuşuyordu falan filan ee, biz adaylıktan sonra bir anket yaptık 2 ee, puan gerideydik ne kadar sonra yaptınız? Ee, hemen adaylığımız açıklanır açıklanmaz 2 puan gerideydik ee, lansmandan hemen önce anket yaptırdım ki lansman daha bu projelerimizi vaatlerimizi vizyonumuzu açıkladığımız ki çok çok güzel projeler o da çok güzel bir ilgi gördü. Şu an biz bir buçuk puan öndeyiz. Öndesiniz. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ankette de böyle. Bu söylediğiniz ankette Dem Parti ve Refah Partisi aday gösteriyor mu? Tabii aday gösteriyorlar. Ee, ve inşallah biz rehavete kapılmadan büyük bir coşkuyla Cumhur İttifakımızla tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla Türkiye yüzyılında İstanbul vizyonunu, eserlerimizi, hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. Yani ben bunu Candaş Bey net bir şekilde görüyorum. İnşallah el birliği içerisinde biz 31 Mart'ta büyük bir zaferi İstanbul'da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Sizin için siyasetçi değil bürokrat o diyorlar. Kızıyor musunuz? Ya şöyle onu bakanlığa başladığımda da bana gelmişlerdi, demişlerdi ki işte bürokrasiden geliyorsunuz, burası siyasi alan. Dolayısıyla burada her şey farklı gider falan dediler. Ya şimdi tabii siyasete nereden baktığınızla alakalı. Yani biz bir kere hiçbir zaman şu olmadık, yani söz verip sözünü tutmayanlardan olmadık. Eğer bu siyasetçi ise böyle olmadık. işimize odaklandık. Milletimiz bizden bulunduğumuz koltuktan ne bekliyorsa nasıl hizmet bekliyorsa o hizmeti yapmak da bizim için siyaset. Ve bakanlıkta da ben böyle çalıştım. Genel müdürlüğümüzde de böyle çalıştım. Ee, ve bunu söyleyen arkadaşım sonra geldi. Ya dedi siyasetle e, bürokrasiyi bu kadar güzel birleştirip gerçekten böyle bir başarıyı sergilemenizi takdirle izliyoruz dedi. Ee, ve yani yapılan işte anketlerde beğenilen siyasetçiler arasında da biz hep ilk sıralarda yer aldık. Dolayısıyla yani siyaset bence milletin sizden ne beklediğini iyi anlamanız ve ona ilişkin de samimi bir şekilde, samimi gerçekten hani samimiyet, tevazu orada herkes sizin bizim gibi insan arıyor. Yani siyasetçiden de beklediği bu. Yani söz verip o söz verilen sözleri tutmayanlardan değil veya yarı zamanlı belediyecilik yapıp e, boş zamanlarda belediye uğrayan bir anlayışı istemiyor. Eğer siyasetçilik buysa biz siyasetçi değiliz. Biz bu siyaset anlayışını da doğru bulmuyoruz, tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla biz siyaset anlayışımız hizmet odaklıdır. E, milletimizin sorunlarına çözüm bulma odaklıdır. Bu anlayışla hep e, çalıştık. 22 yıldır da iktidarda biz böyle duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar milletimize vaat edip de gerçekleştirmediği hiçbir iş yok. Hiçbir proje yok. Eksik olabilir, tamamlanmamış olabilir. Ama vaat ettiğimiz bütün projeleri yaptık. Ben Candaş Bey, bakanlık döneminde 81 ile gitmiş bir arkadaşınızım, siyasetçiyim. Ve bu illerde 500'ü aşkın 500'ü aşkın ziyaretler yaptım. Günlerce, aylarca kaldığım ziyaretlerim oldu. Şimdi eğer bir vatandaş sizi evin kardeşi görüyorsa e, siyaset budur. Ya, siyaset yapılması gereken siyaset de budur, siyasetçi de böyle olmalıdır. Dolayısıyla e, yani milletimiz zaten bunun takdirini yapıyor. E, onu söyleyenler maalesef bugün 5 yıldır olduğu gibi e, işte hep aynı gayretleri görüyoruz. Yine e, gereksiz gündem oluşturma çabalarının aslında te tezahürü e, maalesef yani farklı gündemler peşinde koşup. Ee, işte bizim inanın çocukluğumuzdan itibaren ne var ne yok şimdi e, bir ekip oluşturmuşlar e, onun sosyal medyada orada burada e, vermeye çalışıyor bir şey de bulamıyorlar bulamayacaklar da e, ama versinler önemli değil ki yani hani ben e, anlamak geziyorum e, yaptığım işlerle e, gurur duyuyorum şeref duyuyorum ve böyle de olmaya devam edeceğim. Şimdi Murat Bey siz dediniz ki bir konuşmanızda e, bu hareket kadın hareketi dediniz. Evet, size şimdi bir fotoğraf soracağım ben. Şu fotoğrafı verebilir misin Selda? Çünkü bu nasıl bir kadın hareketi? Bir. İkincisi şu fotoğrafa baktığınızda sizi rahatsız eden bir şey yok mu? Evet. Şimdi aslında e, tabii o o gün bizim adaylığımızın açıklandığı e, gün, e, Sayın Cumhurbaşkanımız hem İstanbul'a hem de tüm Türkiye'ye ilan ettiler. Biz de büyük bir coşkuyla, heyecanla hemen il Başkanlığımıza gittik. Bu heyecanımızı milletimizle paylaştık. Aslında o gün en az buradaki kadar kadın kardeşlerimiz de oradaydılar. sahneye alınmaması hususu bir eksiklik. Ama kimin hep, eksikliği bu? Yani şu anda bunu yapan yani bu fotoğrafın sorumlusu İstanbul İl Teşkilatı mı? Yok, Sizin ekibiniz. Yani mi? Hepimizin, hepimizin hatası var orada. Yani sonuçta bilerek isteyerek yapılmış bir şey değil. Belki hanım kardeşlerimiz de o manada Kendilerini geri tutmak istediler. Yani ama Bu büyük... fotoğraf ama sizi de baktığınızda rahatsız ediyor değil mi? E, tabii ki yani e, e, orada bizim çok değerli, çok kıymetli kadın arkadaşlarımız, yöneticilerimiz var. Belediye başkan adaylarımız var. E, ki kadına değeri veren e, bir iradeyiz, siyasi iradeyiz. Bu manada en fazla kadın e, milletvekili, belediye başkanı, kadınların temsili noktasında... Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin bakış açısı bellidir. O yüzden kadın hareketi diyoruz. O yüzden kadınlarımızın istihdamı için, o yüzden kadınlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi, hane ekonomisine destek olabilmesi için de birçok projemiz açıkladık. Ve onlar da çok memnun oldular. Dolayısıyla burada olmaması bir eksiklik ama en az buradaki... Söylediniz mi bunu ekibinize? Yani bu fotoğraf beni de rahatsız etti. Bir daha böyle bir fotoğraf vermeyeyim dediniz mi? Evet, evet. Yani... Ee, bir bilhassa kadınlarımıza her gittiğimiz yerde e, öncelik veriyoruz e, ve öyle olmaya devam edecek. Kadın yani bu sadece. Ne demek? Ama ben sadece. Şunu anlatsanız mesela kadın hareketi yani sözde değil bana bunun içini anlatın. Evet Sizi belediye başkanı seçerse İstanbul. Sizin belediye başkanlığınızda nasıl bir kadın hareketinden bahsediyoruz? Şimdi Candaş Bey evet fotoğrafı. Yani genel sekreteriniz, yardımcılarınız gerçekten temsili değil e, etkili noktadaki kadrolarınızda kadınları görebilecek mi İstanbul? Evet. Şimdi e, e, tabii ki fotoğrafta olmaması eksiklik yani onu hiç tartışmıyorum ama diyorum ki orada en az e, fotoğrafa giren arkadaşlar kadar e, becerikli e, kabiliyetli e, arkadaşlarımız da oradalardı. E, tabii şöyle yani biz bakanlık döneminde de e, benim bir bakan yardımcım kadındı. E, yine yöneticilerimizde genel müdürlerimizden, e, daire başkanlarımızdan, genel müdür yardımcılarımızdan ben kadın yöneticileri bilhassa ön plana çıkarmak adına o kararları aldım ve uyguladım. Bizim genel siyasi bakışımız da bu yöndedir. Yani hem mecliste dediğim gibi hem de belediyelerde yetki ve temsil anlamında biz kadınlara hep öncelik verdik. Bu manada da biz de inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Kadın eli Büyükşehir Belediyesi'ne değecek e, ve yetkili makamlarda değecek. Yani hem e, yöneticilik anlamında hem e, buradaki kurumsal yapının düzenlenmesi anlamında e, belediye kendi içinde ve iştiraklerinde, iştirakleri de var biliyorsunuz, iştiraklerinde kadınlarımız olacak. Bunu göreceksiniz ama bunun dışında da e, biz bugüne kadar AK Parti olarak hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Yani evinden, işinden, çoluğundan, çocuğundan. Sayın Başkan ben bunları hiç yani bu evet öyledir onu bilmiyorum da ben beni sizin ne yapacağınız ilgilendiriyor. Yani iştiraklerinizde yer alacaktan bahsetmiyorum. Yani tabii ki olacak cinsiyet eşitliği yani hep konuştuğumuz söylediğimiz şey. Bana gerçekten yönetici kadrolarınızda e, yani eğer sizi seçerse İstanbul etkin söz sahibi olacak e, noktalarda kadınlara da görev vereceğinizi taahhüt ediyor musunuz? Bunu soruyorum. Veriyoruz dedim ama herhalde siz anlayamadınız. Yok araya AK Parti'nin kadın şeyleri girdi, <laughs> politikaları girdi. Evet, o söylüyorum. Yani yöneticilerimizi de atacağız. Bunun dışında da şimdi bizim her ilçemizin kadın kolları teşkilatları var. Ve o teşkilatların kendi içinde bir hiyerarşisi var. O hiyerarşi içinde bugün mesela biz kadın girişimcilerimizle beraberdik. Yani kadın girişimcilerimiz küçük küçük sermayelerle iş kurmuşlar, istihdama katkı sağlıyorlar. Ve e, bu manada da bir kere sorunu tespit etmek zorundasınız. Candaş Bey yani yapacağım demekle olmuyor ki bu iş. Bir kere sorunun ne olduğunu e, sahada tespit edeceksiniz. Dolayısıyla bizim Kadın Kolları Teşkilatımızla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Ve ben bu projeleri hazırlarken de sokakta kadınlarımız e, bizden ne bekliyor? İstanbul'da ne sorunları var? Bu sorunların hepsini araştırarak, analizler yaparak, saha araştırmaları yaparak e, bu projeleri açıkladım. Ve bu manada da mesela kadınlarımızın, girişimci kadınlarımızın iş kurabilmesi için 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira sermaye vereceğiz. Mesela bu çok önemli. Yani ben çok önemsiyorum bunu. Neden? E, çünkü kendi işlerini kurabilmelerine imkan sağlayacağız. E, yine e, kadınlarımızın, bizim ismeğimiz vardı biliyorsunuz. Hmm. İsmek'te. Aslında biz kadınlarımızı e, kendi meslek dallarıyla alakalı e, ilgileri alakalarının olduğu veya yatkın oldukları meslek dallarıyla ilgili yetiştiriyorduk kursiyerlerimiz vardı orada. Biz şimdi e, e, geleceğin meslekleri adı altında e, yüksek teknolojinin, efendim burada e, argenin, inovasyonun e, düşünüldüğü ve İstanbul'un bu manada e, yükte ağır değil ama pahada ahır üretimin merkezi olacak anlayışı getireceğiz. Bunu kimlerle getireceğiz? Kadınlarımıza getireceğiz. Gençlerimize getireceğiz. Aynı 100 bin lira sermayeyi biz gençlerimize de veriyoruz. Niye? Genç mezun olduğu zaman gitsin işini kurabilsin. Kadınlarımız o bizim ismeklerde eğitim alacaklar ve iş hayatına atılacaklar. Yani bilgisayar programcılığından tutun da tekstil alanında, efendim üretim alanında aklınıza hangi meslek dalıyla ilgili e, soru gelirse gelsin. orada eğitimini alacaklar. Sertifikalarıyla birlikte şimdi İSO'yla ticaret odasıyla e, yine organize sanayi bölgeleriyle görüşüyoruz. Onların e, meslek dallarıyla ilgili eksik olan e, yerler var. Ara teknik eleman dediğimiz. Şimdi bu ara teknik elemanların yetişimi noktasında biz İSMEK'lerde akademilerimize yetiştireceğiz... ...kadınlarımızı yetiştireceğiz ve orada istihdam sağlayacağız... İş kurabilecek... ...üretim yapabilecek, kendi ürünlerini... ...Büyükşehir Belediyesi'ni kuracağı e-ticaret... E ...portalında... ...ürünlerini satma imkanı vereceğiz... ...ve kadınlarımız... ...her alanda... ...İstanbul'da her alanda... E ...işin içinde olacaklar... ...vatandaşımıza bu manada hizmet verecekler... Yani bu, ...bunu çok önemsiyoruz... ...çünkü gerçekten ben onu anlatıyordum az önce... E ee, biz bugünlere kadınlarımıza geldik. Ve AK Parti olarak eğer 22 yıldır iktidardaysak kadınlarımıza verdiğimiz değerle geldik. Onlar bizim annelerimiz. Onlar bizi yetiştirenler. Onlar bizim evlatlarımız, genç kız kardeşlerimiz. Dolayısıyla onlara gözümüz gibi bakacağız. Bugün siz bir yerde demişiniz ki İETT gerekirse e, kadınları evine bırakacak. Evet. Bu ne demek o? Gerekirse anlamadım. bırakacak. Niye? Niye gerekiyor? Şimdi bu? bakın biz yani o sokak sokak hayvanlarıyla ilgili bir e, konudan e, sorulmuştu. Şöyle ya biz bir kere belli çatılar kuracağız. Yani İstanbul'a bir kere bir bakış açısını ortaya koyacağız. Yani İstanbul istiyoruz ki huzurun adresi olsun. İstanbul'un sokaklarından korkunun giderildiği, güvensizliğin giderildiği, trafikteki çilenin bittiği, deprem korkusunun annelerimiz hepsi endişesiz endişeli yani yastığa başını koyduğunda endişe içerisinde uyuyor. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz. Siz İstanbul'da endişeli uyumuyor musunuz? Hepimiz öyleyiz. Şimdi dolayısıyla bu endişeleri giderecek ve adaletli bir sosyal yardım sürdürülebilir ve adaletli. Yani e, kalıcı istiyoruz, kalıcı olsun. Yani e, biz günlük işte veya bu proje bağlamında sosyal yardım yapalım istemiyoruz. E, bir, bir nevi balık tutmayı öğreteceğiz. Ö üreteceğiz ki... E, ev ekonomisine kadınlarımız, gençlerimiz destek olacaklar. Kendi ayakları üzerinde öğrenci duracak. Eğitimin değerli olduğu bir İstanbul olsun istiyoruz. Eğitimin bu manada aileye yük olmadığı bir İstanbul vaat ediyoruz. Dolayısıyla biz bu yüzden sistem İstanbul'u koyuyoruz. Ortasında, merkezinde insanımızın oldu. Ve e, çok farklı bakış açılarıyla e, projelerimizi değerlendirdiğimiz, yani bir kaldırım yaparken... Efendim oraya tabela dikip tabelanın üzerine de reklamları boy boy asıp aylarca o kaldırım işi Beşiktaş'ta yaşayan insanlara eziyet olmayacak. Metro inşaatına başladığınızda 5 yılda %5 ilerlemeyeceksiniz. Başlıyorsanız döneminizde bitireceksiniz. Hızlı bir şekilde inşaatınızı yapacaksınız. Ve e, işte e, Sistem İstanbul'un da mantığı bu manada sosyal, idari, zamansal ve tematik boyutta yani dört bakış açısıyla birlikte işte çilesiz, risksiz, endişesiz, gürültüsüz, aklınıza ne gelirse bunları koyabilirsiniz. Bir İstanbul vaat ediyoruz ve bakış açımız bu olacak. Bu manada da kadınlarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak. Gençlerimiz niye önde ön planda olacak? Biz onların penceresinden bakmalıyız. Onlar mesela yani işte biz de çocuk olduk. Bizim çocukluğumuzdaki şartlar farklıydı ama bugün Artık tüm dünyaya ulaşabildikleri bir internet var. Her şeyi şuradan öğrenebiliyorsunuz telefonunuza baktığınızda anında öğrenebiliyorsunuz. Onların beklentileri farklı. Dolayısıyla onların beklentilerini anlayabilmeniz için onların pencerenizden bakmanız lazım. Kuracağımız kadın meclisiyle gençlik meclisiyle birlikte biz onların gözünden bakıp. Orada beraber istişare edip kararları da beraber alacağız. İETT neden kadınları evine bırakıyor anlamadım. Ben. İETT neden bırakıyor? Şimdi huzurun güvenin İstanbul'u diyoruz ya. Ya Biz e, sokaklardan korkuyu silip atacağız. E, i̇nsanlarımız parkta oynarken çocukları e, kafasının arkasında acaba benim çocuğuma bir şey olur mu diye bir endişe içerisinde olmayacak. Veya gece 2'de e, kız çocuğumuz, annemiz evine gidiyor. Ama durağından evi uzak. Ya benim İETT şoförüm. Gerekirse o kadınımızı evinin önüne kadar bırakacak. Hı. Anlayış meselesi yani oraya bakış meselesi. Ve o sokakta biz dijital İstanbul'la birlikte İstanbul'un her sokağının güvenli olmasını istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Talimat mı vereceksiniz İETT'ye? Yani bir saatten sonra kadınların belli bölgelerde anladığım kadarıyla siz evlerine bizzat bırakılmaları talimat e, mı e, vereceksiniz? Bu, bırakabilir bunu ya şu yoldan gidiyorsunuz durak burada da efendim şu 5 apartman sonra kadının evi var. Yani hanımefendi oraya bırakmak kadar güzel bir şey var mı? Yok uygulaması nasıl olacak onu söyleyeyim. Yani, yani. Benim... Bunu, bunu oradaki vatandaşımız şoförümüzden isteyecek. Biz de o gereken hizmeti ona vereceğiz. Asıl olan burada bakış açısı Candaş Bey mesele kendisini vatandaşımız güvenli hissedecek. Bir taraftan da kendisini düşünen bir yönetimin olduğunu orada yaşayarak görecek. Sadece bu değil ki. Yani bunun dışında birçok konu var. Yani işte sokak hayvanlarıyla alakalı ...endişeyi bugün hepimiz görüyoruz. ya yani Sokaklarda insanlarımız korku ve endişe içerisinde yaşıyor. Biz diyoruz ki İstanbul'un sokaklarından... ...endişe ve korkuyu tamamen silip atacağız. Ne yapacaksınız sokak hayvanlarıyla ilgili? Ne yapacağız? Sokak hayvanlarımızla alakalı... E, ...öncelikle bu konuya duyarsız kalmayacağız. Yani ilgileniyormuş gibi yapmayacağız. Konunun çözümü noktasında irade neyse... ...bilim insanlarımızla, bakanlıklarımızla... ...o iradeyi ortaya koyup ki buna ilişkin bir çalışma da var. Yani gerek STK'larımızla bir araya gelerek, e, e, hayvan koruma hakları noktasında onların beklentisi nedir? Vatandaşımızın endişesi nedir? Bilim neyi söylüyor? Efendim dünyadaki örnekleri nedir? Hepsini beraber irdeleyelim. Bu noktada 39 ilçemize hizmet verecek bir kere bir e, hayvan bakım merkezlerini kuracağız. 39 ilçemize hizmet verecek. Şu yani an, sokaklardaki İsta sahip hayvanları toplayıp oraya mı? İstanbul'da 17 bin tane. E, sahipsiz hayvana bakım yapabilecek e, alan var. 17 bin sokak hayvanına. Yani yetersiz. Aynı e, diğer konularda olduğu gibi mevcut CHP'li yönetim bu duya, bu konuya da duyarsız ve ilgisiz kalmış. Biz 39 ilçemize Büyükşehir Belediyesi olarak bir kere bu hayvan bakım merkezlerini yapacağız. Bir de iki yakaya, Anadolu ve Avrupa yakasına e, büyük e, orada e, doğal yaşam içerisinde hayvanlarımızın bakımlarının efendim kısırlaştırma işlemlerinin e, e, oradaki yemek e, ve aklınıza ne hizmet geliyorsa doğal yaşamında e, bu hizmetleri yapabileceğimiz tesislerimizi kuracağız ve e, orada sahipsiz hayvanlarımızı bakımlarını efendim oradaki aşılama işlemlerini tek bir merkezden ve İstanbul bütününde yaparak bu işi bir kontrol altına alacağız sokaklarda eğer, sahipsiz hayvan kalmayacak mı? eğer eğer biz bu noktada bu işi kontrol altına almazsak eğer 3-5 sene sonra e, hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimiz bir hale gelecek Dolayısıyla biz duyarsız kalamayız ki bu işe. Sokaklarımız 5 sene sonra güvenli olacak, huzurlu olacak. Ve buna ilişkin de bu yatırımı belediye olarak yapacağız. Oradaki beslenmesinden tutun da her türlü masrafı da büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız. Vaadiniz şu mu? Sokaklarda sahipsiz hayvan görmeyeceksiniz mi? Şimdi sokaklarda insanımıza zarar verecek, insanımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza zarar verecek sahipsiz veya tehlikeli sokak hayvanı görmeyeceksiniz. Şimdi e, sizin en iyi olduğunuz alan deprem konuşalım biraz. Sizin en çok konuşulan vaatleriniz e, özellikle depremle ilgili söylediğiniz vaatler. E, kimileri çok beğeniyor. Kimileri de hiç inandırıcı bulmuyor. E, 650 bin konut. Ben sizi Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı de misafir etmiştim burada. E, o zaman da aynısını söylemiştiniz az çok. Yani İstanbul'da 500 binin üstünde e, birinci dereceden Olası deprem senaryosunda yıkılma riski olan bina var dediniz. Hatta bayağı da haber oldu. Yani çünkü milyona varan can kaybı tehdidinden bahsediyorsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki e, biz bir çalışma yaptık. E, onu da soracağım. O çalışmayı nasıl yaptınız? Yani bu belediye verisi mi, çevre Şehircilik bakanlığı verisi mi? Siz oturup kendiniz mi bir ekip kurdunuz çalışsınız? İstanbul'da olası deprem senaryosunda yıkılacak 650 bin konut var diyorsunuz değil mi? Doğru mu biliyorum? Yani Yok anladım. şöyle yani İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 1,5 milyonu risk altında. Bölüm bu teknik şeyleri ne olur bana anlatın ben anlamıyorum. Bölüm derken apartman mı demek? Bağımsız o. bölüm konut. Bir apartmanın içindeki her bir konut mu? yani? Evet her tamam. bir konut bağımsız bölüm oluyor. Bina diyoruz biz o zaman şey. Apartmanı bina diye tanımlıyoruz. Apartmanı bina diye tanımlıyoruz. Tamam. Da, daireyi e, bağımsız bölüm veya konut olarak nitelendiriyoruz. 1,5 milyon riskli... Konut söz konusu, bunların 600 bininin de acilen dönüşmesi gerekiyor. Hmm, tamam. Yani 600 bini çok daha riskli. 650 mi 600 mü? Ben 600. 600. Tamam. Ee, bunu nereden aldık? Bilimsel veriler ışığında ve ee, bakanlığımızın e, yapmış olduğu tespitlerde. Şimdi burada şu bilgi çok önemli. 600 bin konut İstanbul'daki olası bir depremde Allah korusun, ee, yarın bu deprem olsa birinci derecede hayati tehlikeyle karşı karşıya mı o oturanlar? oturanlar? Evet. Bu önemli. Şimdi siz diyorsunuz ki biz ilk aşamada ilk seçilirsen 5 yıl içinde 650 bin e, konutu yeniden yapacağım. 650 bin konutu yeniden yapacağız. Bir yıl içerisinde değil yani 5 yıl, yıl içerisinde. Yani seçildiğiniz evet, ilk dönem 5 evet, yıl evet. Şimdi ben birazcık buna çalıştım sayın kurum. Koki, Emlak Konut ve Kiptaş bugüne kadar toplamda 340 bin konut yapmış. Ki siz bunun mimarlarından bir tanesiniz. Hayır, hayır, hayır. yanlış yanlış bil. mı bu? Yanlış bilgi. Nedir o bilgi? Yani şu ana kadar ben ki... bakanlığım döneminde 350 bin konut yapmış. Hmm. Son 20 yılda. Ben Kim 5 mi? yıllık bakanlığım döneminde 350 bin konut yapmış biri olarak karşınızda oturuyorum. Sadece 5 yıllık ee, dönemde. 5 yılda. Afet, sadece bu sosyal konut ve kendisi. Hmm. 46 bin afet konutu yaptım. 5 yılda. 46 bin afet konutunu yaptık. Anahtarını teslim ettik. Ee, dolayısıyla yani o bilgi yanlış. Biz tamam. bugüne kadar e, 20 yılda Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle 1 milyon 250 bin ki 300 bine gidiyor. E, 250 bin konutu yapmış, bitirmiş vatandaşımıza anahtarlarını teslim etmiş bir e, iradeyiz Şu doğru mu? Kiptaş'ın son 20 yıldaki yani 95-2019 arasındaki veri e, ben bunu burada tuttum. 95-2019 arası Kiptaş'tan bahsediyorum. 73.400 bin bina. Bina olabilir bilmiyorum. Ee, 2019'da da 10 bin, şimdi 8 binde devam eden varmış. Yani totalde 85-90 bin tane Kiptaş'ın bu söylediğim zaman diliminde konut. yaptığı, ürettiği konut var. Şimdi soru burada size şu. Yani e, bu 20 yıllık dönemde Kiptaş 90 bin konut yapmışken siz 5 yıllık süreçte 650 bin konutu nasıl yapacaksınız Kiptaşlar? Şimdi oradaki bilgi de bence tam doğru değil. Benim bildiğim e, İsmet Yıldırım Kiptaş Genel Müdürümüz şu an Ümraniye Belediye Başkanımız bıraktığı zaman 127 bin konutu yapmış, e, bitirmiş ve teslim etmişti. Ama gelinen süreçte 5 yıllık e, mevcut yönetimin verdiği vaat 115 bin konuttu. 5 hmm. yıl içerisinde, koca 5 yılda e, 5086 mı e, konutu bitirmiş, teslim etmiş. 5086, yani 115 bin tavit etmiş, 5086 e, konutu bitirmiş. Ben emlak konut genel müdürlüğü de yaptım. Ben aldığımda 50 yılda 25 bin konut yapılmıştı. Ben 9 yılda 125 bin konut yaptım, devrettim. Ve tekrar söylüyorum, bakanlık döneminde biz 350 bin konutu 5 yıl içerisinde vatandaşımıza sunduk. 50 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut, afet konutları, en son 250 bin sosyal konut ve hatırlayın, bütün afetlerde biz törenlerimizi yaptık. Yani o evlerde yaşayan e, vatandaşlarımızla e, görüntüleri ve röportajları var. Onların hepsi teslim edildi. Orada yaşıyorlar. Soruyor o Dolayısıyla en mi? son yani işte bu tabii e, Candaş Bey e, nereden baktığınızla alakalı. Yani o konuya nasıl ilgilendiğinizle alakalı. Biz en son Maraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50, 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor. Ee, biz 6 Şubat depremi olur olmaz hemen seferberlik ruhuyla hareket ettik. Ee, ve ben orada 60 gün bir fiil orada kaldım. Sonrasında burada geldik işte seçim çalışması yaptık. Ee, 60 gün 11 ilimize, ilçemize uykusuz e, helikopterlerle, efendim araçlarla beldesine kadar gittim. Yerlerinin alanlarının tespitini yaptım. Ve 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık biz. Ne kadar tamamlandı şu an? 3 ayda. Şimdi teslimleri yapılacak. Pazartesi galiba değil mi? Yani teslimler başlıyor. Ne kadar teslim ediliyor şu an? Yani bildiğim kadarıyla 46 bin konutu e, bir yıl içerisinde bitirmiş, teslim etmiş oluyor bakanlığımız. Ve etap etapta e, kalanları e, teslim ediliyor. Bir taraftan yarısı bizden kampanyası yapılıyor. Yani Hı. orada da yine kendi yerinde yapmak isteyen. Dolayısıyla siz yapmak isterseniz yapar yaparsınız. Ama ama şey. mevcut yönetim gibi. Ya siz bu işi 80 yılda 100 yılda yaparsınız demagoji yapmak kadar kolay bir şey yok ki. E tamam ne yapalım, yapmayalım, bekleyelim. Peki ne, ne olacak? peki? Yok yapın, yapabiliyorsanız yapın. Yani sizin e, 650 bin konut yapmamanızı kimse istemiyordur herhalde he, vatandaşta yani. Eğer yani. İstanbul'da yaşıyorsa. Ama şunu da sorgulamak zorundayız. Yani siz 5 yıllık bakanlık döneminizde 350 bin konut yaptım diyorsunuz. Evet. 5 yılda bunun iki katını, 650 bin konutu nasıl yapacağınızı bize anlatmanız lazım. Büyükşehir Belediyesi 12 bakanlık eder. Hep söylerler bunu biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi o kadar güçlüdür ki, birçok bakanlığı bütçesinden daha da fazla bütçesi vardır. Yani yatırım bütçesi olarak baktığınızda da kaynakları bağlamında baktığınızda da büyükşehir güçlüdür. İstanbul kendine yeter, kendisine yetmesi dışında da 81 ile bu kendi dışındaki 80 ile yetebilecek bir zenginliğe sahiptir. Siz bütçenizi doğru etkin verimli kullanırsanız, liyakatli kadrolarla çalışırsanız bunların hepsi yapılır. Hepsi yapılır. Siz bu işi Türkiye'de yani bu konut meselesini bakanlık, emlak konut, genel müdürlüğü e, en iyi bilenlerden birisiniz teknik olarak da. 650 bin konut yapmanın maliyeti ne kadar? Şimdi şöyle anlatayım. Bir kere 650 bin konutun e, biz her yıl 60 binini ve 5 yılda da 300 binini kiptaş eliyle yapacağız. Birincisi. Hmm. Ve e, burada yarısı bizden diyoruz, yarısı Büyükşehir Belediyesi'nden diyoruz. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da kira ve taşınma yardımı yapacağız. Zaten depremden sonra da böyle bir şey açıklanmadı mı yarısı bizden diye? Bakanlığımızın açıkladı. Şimdi hem bakanlığımız bir taraftan yapacak hem de Büyükşehir olarak biz de ya işte bu işi yapmıyorlar diye söylenmeyeceğiz. Elimizi taşın altına koyacağız. 300 binini kiptaş yapıyor. 300 binlik kiptaş yapacak. Yarısını da belediye veriyor. E, e, buradaki maliyetin yarısını da biz vereceğiz. Yani 300 bin çarpı bir buçuk milyon dediğiniz zaman maliyetin ne olduğu ortaya çıkar. E, 100 bin kiralanacak konut yapacağız. 39 ilçeye yetecek. Niye? Bu konutlar satılmayacak. Kiralanacak. Ve kentsel dönüşüme tabi tutulmuş alanlardaki vatandaşlarımız o konutlara uygun bedellerle gidip oturabilecekler. Yani Oralarda, riskli olup yıkıp yeniden yapılacak vatandaşa oraları kiralayacaksınız. Tabii. 100 bin kişiye. Evet. Hmm. Ee, ve bu sayede ne sağlamış olacağız? Bir kira fiyatlarının aşağı çekilmesi noktasındaki böyle bir sorun da var. Ee, vatandaşımıza destek olmuş olacağız. Bir de kentsel dönüşümün hızlandırılması. Bu manada yapmış olduğumuz kiralık konutlarla birlikte kentsel dönüşüme destek olmuş olacağız. Ve inşaatı biten vatandaşımız evine taşınacak, oraya başkası gelecek. Ve böyle bir sirkülasyonu aslında desentralizasyon dediğimiz alandan e, kısmi olarak geçici olarak oraya taşıyacağız. O, o yapacağımız şehirde de e, 18 ayda oraları bitirmek istiyoruz. 18 ayda vatandaşlarımız o konutlara taşınacak 100 bin, kiralık 100 bin kiralık konut ve oralarda e, kentsel dönüşme tabi vatandaşlarımızı e, misafir etmiş olacağız. Geri kalan 250 bin konutu da e, yerinde. Bugün İstanbul'un birçok mahallesindeki olan imar problemleri var. Mülkiyet problemleri var. Biz istiyoruz ki bir kere öncelikle İstanbul nüfusu artmayacak şekilde bu plan ve imar sorununu ortadan kaldıralım. Buna ilişkin yapılması gereken planları hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Doğru plan neyse nüfusu arttırmayacak. Oradaki donatı ihtiyacını giderecek planlamayı öncelikle yapacağız. Müket ve tapu problemlerini çözeceğiz. Ardından da vatandaşımızın şu anki yönetmelikler gereği olan kaybını da işte asansörden, imar yönetmeliğinden, yangın yönetmeliğinden kaynaklı giderleri var. Yani şu anki mevzuat gereği yapamıyor. Onları da vatandaşımıza vermek suretiyle özel sektör ve vatandaşımızı bu manada destekleyeceğiz ve yerinde bu dönüşümü de 250 bin konutunu da ee, özel sektör ve vatandaşın e, işbirliği içerisinde yapacağız. Ve toplamda 650 bin konutu 5 yıl içerisinde biz dönüştürmek istiyoruz. Dönüştüremezseniz ne yapacaksınız Murat Bey? Bir yani daha, bir, bir sonraki seçimde 650 bin konut yapamadınız. 300 ekip taşın gerisi 100 bini e, anlattınız. Geri 250'si kalanı özel sektör. Yapamadınız. Ne yapacaksınız? Şimdi e, e, Candaş Bey bizi bilenler e, boşu boşuna kardeşi evladı yapmıyorlar. Ben ağzımdan bir şey çıkıyorsa hep bunu tuttum. Bugüne kadar e, iş ahlakım, iş yapma anlayışım hep böyle oldu. Ve Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Biz oraya sözümüzü verdik. E, yine tutamazsınız dediler. Biz gittik, tuttuk. 50 bin sosyal konut çıktık. Yapamazsınız dediler, yaptık. 100 bin çıktık. Yapamazsınız dediler. Biz ne çıksak zaten yapamazsınız dediler. Ama biz bugüne kadar ya şehir meydanlarının ihyasını yaptık mı? Bursa'ya gittiniz mi? Tarihi meydanın ihyasını bel belediyemizle birlikte yaptık. Konya Mevlana Meydanı'na gittiniz mi? Bakın bu görseller gerçek. E Maket değil, proje değil, hayal değil. Hepsi bitirilmiş, teslim etmiş konutlar. O yüzden biz sadece İstanbul diyoruz. Şu an bu tecrübeyle, bu birikimle İstanbul'a odaklanacağız. Ve ben bu açıklamış olduğum İstanbul vizyonundaki bütün işleri yapabilmek için gece gündüz ekibimle birlikte çalışacağım. Yapamazsam da ben bir daha... İstanbul'a ne aday olacağım Ne de böyle bir söylem içerisine gireceğim Yani ha aday olmayacaksın da ne olacak Ya kardeşim benim 5 yılım gidecek Ya ben buna müsaade etmem Bugüne kadar etmedim Bugüne kadar hep sözlerini tutan bir irade olduk Sayın Cumhurbaşkanımız da verdiği sözleri Hep tutmuştur Biz de e, hamdolsun bu sözleri hep tuttuk Tutmaya devam edeceğiz Dertli olursanız kaynağınızı da bulursunuz e, Dertli olursanız Sorunları çözmek adına o iradeyi de ortaya koyarsınız Biz dertliyiz Hakikaten dertliyiz ve istiyoruz ki, hani o endişe içerisinde, az önce dediniz ya siz endişe yaşamıyor musunuz? Yaşıyoruz ya. Kabul edelim. Konu giysi alışverişi olunca biz erkekler. Hemen sıkılıyoruz. Yoruluyoruz. Bazen keşke alışveriş bize gelse diyoruz. Öyle olunca da, Avva uygulamasına giriyoruz. İstediğimiz kıyafeti kolayca buluyor, hızlıca alıyoruz. Avva'yı da bu yüzden seviyoruz. Ee, arkadaşlar lütfen bu görüntüyü alır mısınız? Şimdi Bakan Bey bir şey anlatırken orada Elazığ görüntüsü falan veriyorsunuz. Lütfen ben size bir şey görüntü verin demeden vermeyin. Ee, evet. Şimdi sizin... Sizi çok gergin gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok, hiç gergin falan değil de. siz şimdi İstanbul anlatıyorsunuz orada Elazığ falan dönüyor. Siz ee... gergin olmayın. Bazıları oluyor ama siz olmayın. <laughs> yok ben hiç gergin değilim. diye gergin olayım? Asla gergin değilim. 650 bin konutun siz diyorsunuz ki yatay mimari yapacağız. Evet. İstanbul'da böyle yatay mimari yapacak bir alan var mı? Yani 650 bin konutu nereye yapmayacağız? Yerinde yapacağız, yerinde yapacağız. Yani vatandaşımızın olduğu parselde, e, vatandaşımızın rızası çerçevesinde yerinde yapacağız. Yani alıp vatandaşımızı başka bir yere götürmek veya yani 650 bin konutu bir tane alan içerisinde yapmak gibi bir düşüncemiz yok. 39 ilçede yapacağız. Vatandaşımız, yani sokakta bir gezersen, ben geçen avcılara gittim, e, beni gördü balkondan, e, ya bakanım, başkanım, e, bizim evlerimizi bir an önce dönüştürün. Tokak böyle söylüyor. Yani dolayısıyla avcılarda da, Beylikdüzü'nde de, Kadıköy'de de, her yerde 39 ilçede biz bu projelerimizi zaten yapıyoruz. Şu an 171 bin bizim başlatmış olduğumuz konutun şantiyesi fiilen devam ediyor. Yani 171 bin bakanlık dönemimizde başlatmışız İstanbul'da. Hani 81 ile hizmet ederken İstanbul'a da ettik. 39 tane millet bahçesi yaptık buraya. Şu anki emin olun mevcut yönetimin yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını biz zaten buraya yaptık. Şimdi tüm enerjimizi buraya vereceğiz ve 39 ilçede bu projeleri inşallah vatandaşımızla el birliği içerisinde yapacağız. Biz söylüyorsak söylediğimizi yapanlarız. Yani bu çok önemli bunu altını çizerek söylüyorum. Açsınlar desinler ki senin 5 yıllık bakanlık yaptığın süreçte benim ilime geldin, beldeme geldin. Beldeme geldim, bakın beldeye kadar iniyorum. Ee, geldin, söyledin ama yapmadın. O daha ben Ankara'ya dönmeden, o Ankara'ya dönmeden onun talimatı verilmiştir ve Pazartesi mesai başlangıcı ile birlikte o belediyeye, o ilçeye yardımımız veya yapılması gereken süreç başlatılmıştır. Biz böyle çalıştık. Dijital bir şekilde bize gelen talepleri yazarız. O taleplerin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ederiz. Bakanlığımızda da bizim kaynak yoktu ilk geldiğimizde. Yoktu ama ürettik. Yani dertli olacaksınız diyorum Bu ya. Bu önemli diyorsunuz yani, ki İstanbul 12 bakanlığa eşdeğer de diyorsunuz. Sen, yani sen, e şimdi sen e, mevcut yönetimin şu anki e, durumuna baktığınızda 53 bin kişi ya 53 bin kişi 5 yıl içerisinde girmiş çıkmış. 30 e, e 20 bin kişisi çıkarılmış işte 33 bin kişisi yeni alınmış falan filan. 92 bin personeli var. 92 bin. Şimdi sen e, mevcut personelin yarısını işten çıkarıyorsun, yeni personel alıyorsun, haksız yere işten çıkardığın da acabası da. E şimdi doğru bir yönetim bekliyorsun. Nasıl yöneteceksin? Nasıl yöneteceksin? Siz ev, evinizde bu değişikliği yapsanız eve giremezsiniz ya. Bırak dükkanı falan, yani bu stüdyoyu. Yani şimdi nasıl yaptığın nasıl baktığınla alakalı. Biz ziyakatli kadrolarımızla inşallah bunu yapacağız ve onların yaptığı gibi haksız yere haksız yere bir tane kardeşimizi de işten atmayacağız. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Ee, biz kimseye ekmeğinden etmeyeceğiz ya, etmeyeceğiz çünkü hak etmiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün gidiyorsunuz bankamatik kartınız çalışmıyor. Niye? Sebepsiz yere. Niye ya? eee İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin dışında 650 bin konut yapmak için ne kadar paraya daha ihtiyacınız olacak? Bizim bütün projelerimiz siz hiç sadece dönüşümde ben hepsini söyleyeyim. 56 56 milyar, 56 milyar dolar. E, bu işin bütçesi. Bütün, Özellikle spesifik olarak bu konut dönüşümü ile ilgili 650 bin konut için ne kadar paraya ihtiyacınız olacak? Yani 300 bin çarpı eee 1,5 milyon hesap makinesi yok yanımda işte. Yani 1,5 milyon olduğu zaman e, 300 bin konuta vereceğimiz destek. Bir de 100 bin konut ki bu bugün konutlar işte 2,5-3 milyona yaparsınız. onları da 100 bin konutu yapacağız. Ve, ve 5 yıl içerisinde biz bu dönüşümü artık korku haline gelmekten çıkarılmasını istiyoruz. Diğer taraftan bakanlıklarımızla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çevre Şehircilik Bakanımız yine bunu açıkladı. daha önce biliyorsunuz Mayıs'ta seçim öncesinde biz yine bir söz vermiştik. hani tutmaz deniyorlar ya o sözü de tutuyoruz. Ee, orada da yarısı bizden kampanyasıyla birlikte şimdi 39 ilçede e, yıkımlar başlıyor e, temeller atılıyor e, ve hem bakanlığımız hem de biz orada elimizden gelen her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz yani bunun başka çaresi yok Candaş Bey e, 130 bin canımız gitmiş ya ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul 11 ile yetişir ama Allah göstermesin İstanbul'da bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye. O yüzden söylüyoruz. Ee, sizin e, bu bütün bu anlattıklarınızı ilk ben size röportajınızı seyrettim. Orada da soruldu size bir soru. İzin verirseniz aynı soruyu ben de soracağım. E, bütün bunları yani çok önemli bir analizler yapmışsınız. Veriler ortaya koyuyorsunuz falan. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak da vaat ediyorsunuz. Neden bunları Çevre Şehircilik Bakanı iken yapmadınız? Az önce anlattım ama bir daha anlatayım. <laughs> <laughs> en kafanız başka. Hayır kafam gayet sizde. Çevre Şehircilik Bakanı olarak siz Türkiye'de ne yaptığınızı anlattınız. Anla İstanbul özelinde 650 bin konut ihtiyacı varsa niye o 650 bin konut yapmadınız? İstanbul'a. İstanbul'a e, 22 yıllık e, süreçte biz 800 bin konutun e, dönüşümünü gerçekleştirdik. 800 bin konut. E, 100 bin sosyal konut İstanbul'da yapılmış. 100 bin. Ben Emlak Konut Genel Müdürü'yken 125 bin konutu İstanbul'un genelinde yapmış bir kardeşinizim. Ve e, 39 ilçede bugün e, gitseniz ben size Anadolu yakasından başlayayım. Tuzla'da bizim işimizi görürsünüz. Kartal, Tepe'yi hatırlıyor musun O bir binaya göçmüştü. Şimdi Tepe'de evet. biz 1500 konut yapıyoruz. 1500. Pendik'te... Hiç daha bir de deprem olmadan göçen bina ediyorsunuz evet, değil mi? 1500 konut oldu. gidin Kartal'da var bu arada. Pendik'te. Pendik'te yine mahallede orada vatandaşımızın rızası çerçevesinde dönüşüm projemizi yürütüyoruz. Fikirtepe'ye gelin yarım kalan inşaat vardı. 15 bin konut 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir dönüşüm projesi Fikirtepe'den de sorular var. Size. Şantiyesi hızlı bir şekilde gidiyor. Gelin Ataşehir. Orada kentsel dönüşüm şantiyemiz devam ediyor. Ümraniye'ye gidin bakın. Konutlarımız bitmek üzere. Geldik Çekmeköy aynı şekilde. Efendim bu tarafta Üsküdar, Kirazlı Tepe Çamlıca Camii'nin etekleri oturuyorlar mı insanlar? Oturuyorlar. Devam ediyor mu Ferah Mahallesi, orada Kirazlı Tepedeki e, mahalleli e, vatandaşımızla görüşerek e, yürütüyoruz. Yine Üsküdar'da e, Beylerbeyi'nde kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. Geçelim karşıya efendim. E, Esenler'de 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması yapıyoruz. İlk konutlarımızı bitirdik. Esenler'de donatı yoktu ya donatı. Yeşil alan yoktu. Okul yoktu. Şimdi o o alanlara taşıyoruz. Boşaltıyoruz. Oralara okul yapılıyor. Yeşil alan yapıyor, Çocuklar top oynayacağı alan yapılıyor. Deprem toplanma alanı yapılıyor. Ve e, gel Başakşehir aynı avcılarda aynı. E, bugün 39 ilçede gidin bizim bir eserimizi görürsünüz. Dolayısıyla biz... Yaptım yapacağım diyorsunuz yani. Yani e, 170 binden bahsediyorum ya. 170 bin. Naci Görür nasıl ikna ettiniz bana onu anlatır mısınız? Şimdi Naci Hoca, ben Naci Hoca beraber program yapıyorum. Naci Hoca e, ya kendisi de söylüyor. Bu mesele çok siyaset üstür. Partiler falan benim umurumda değil diyor. Nasıl ikna ettiniz Naci Hoca'yı? Ya birlikte eğer seçilirseniz danışmanlığınızı yapacak bildiğim kadarıyla. E, nasıl oldu o konuşma? <laughs> ya Naci Hoca'yı ben çok seviyorum, beğeniyorum. E, çok da değerli bir bilim insanımız. E, açıklamaları, e, yapmış olduğu çalışmalar da e, gerçekten takdire şayan. E, buradan da kendisine e, hürmetlerimizi gönderiyoruz. E, onu aradım. Hocam dedim sizin bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz diye. Biliyorsunuz biz e, deprem olduğu zaman Ulusal Risk Halkanı e, projesi kapsamında bütün bilim insanlarımızın e, fikirleri doğrultusunda bir çalışma başlatmıştık. Evet. Orada da çok kıymetli profesörlerimiz, bilim insanlarımız vardı. E, aynı anlayışta e, biz e, Naci hocamla bir görüşme talebinde bulundum. O da sağ olsun. O da dertli. O evet. kadar dertli ki gö gözlerinden yaş akıyor ya. Bunları anlatırken gözlerinden yaş akıyor. E, ve dedim ki hocam e, biz bu konuda sizle beraber çalışmak istiyoruz uygun görürseniz dedim. O da e, memnun etmiyorum dedi. Yani ben dedi İstanbul'un deprem riski noktasında bir irade koyan varsa e, o iradenin yanında olurum Hoca dedi. çırpınıyor adeta. Yani, yani. gerçekten Yaptığı çok önemli bir şey. Ee, sizin lansman toplantınıza da geldi. Geldim. Sonra da arayıp teşekkür etmişsiniz galiba. He, aradım, e, konuştuk. Yani arkadaşlarımız da sürekli görüşüyor. İnşallah e, kazandığımızda da e, 1 Nisan sabahı e, böyle değerli bilim insanlarıyla birlikte İstanbul'un e, gerek ulaşımdaki sorunlarını, e, gerek e, trafikteki e, problemlerini, gerek deprem riskini ortadan kaldıracak iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Yani e, onlarla birlikte çalışacağız. E, ve bu manada en hızlı, en etkin, en doğru yöntemlerle e, birlikte e, biz sözde çalıştaylar yapmayacağız. Yani gerçek e, bilim insanlarının fikirleri doğrusunda i, irade ortaya koyacağız. İcraat yapacağız. Eser yapacağız. Ee, bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra size metroyu soracağım. Trafik sorununu soracağım. E, taksi meselesini soracağım. Eee... Şu kamera kapatma görüntünüzü soracağım bir kameraya. Sen ne istiyorsan sor. Soracağım soracağım. Gayet de sakin soracağım. Hiç merak etmeyin. Ee, o kadar çok soru var ki ee, bu imar affı meselesini soracağım. Onunla ilgili size çok fazla soru geliyor. Soracağım da soracağım. Ha. Bir reklama gidelim ondan sonra ha. sorayım olur mu? Tamam, olur. Sevgili seyirciler araya gidiyoruz. Aradan sonra Murat Kuruma İstanbul'la ilgili vaatleriyle ilgili soruları sormaya devam edeceğim. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Sevgili seyirciler canlı yayındayız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum konuğumuz. Deprem konuştuk, depremi sorduk. Ee, hepimizin en çok merak ettiği konu bu. Ee, sayın e, kurumun verdiği vaatin e, açıkçası İstanbul'da 650 bin konut değil, daha yani yüz binlerce konuta daha ihtiyaç var. Ama İstanbul'un e, ortada bir gerçek var ki deprem en büyük sorunu. Galiba e, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi, İstanbul'un da değil, Türkiye'nin en büyük sorunu e, ulusal güvenlik meselesi diyorlar evet, bilim evet. insanları. Yani İstanbul çökerse Türkiye'nin ayakta kalma ihtimali yok. Ve bu anlamda adayların depreme dair söyledikleri vaatleri sormak, sorgulamak da bizim gazeteci olarak vazifemiz. Programın başında sizin ben anketi sordum. Siz bir anketten bahsettiniz. O ankette Dem Parti ve Yeniden Refah Partisi aday gösteriyor dediniz. Şimdi şu arada da çok konuşuluyor Dem Parti'nin Sayın Başak Demirtaş'ı aday göstereceği. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani biz açıkçası Candaş Bey yani kimin kimle ittifak kuracağını açıkçası bakmıyoruz. Yani biz kendi işimize odaklanıyoruz. İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz. Efendim ittifakın içinde o parti gelecekmiş yok o gelirse şöyle olurmuş gelmezse böyle olurmuş gibi bir gündemimiz yok. E, İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz. Dolayısıyla yani biz e, ittifakları ne olursa olsun inşallah 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullularla birlikte yakalayacağız. E, Dem Parti yeniden Refah Partisi aday gösterirse bu sizin e, seçimdeki şansınızı sizce arttırır mı azaltır mı? Yani Refah Partisi ile alakalı biz Refah Partili kardeşlerimizi seviyoruz. Ziyaret ettiniz mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ee, kendileriyle görüştük. Ee, yine görüşeceğiz. Görüşmeye devam edeceğiz. Yani e, Erbakan hocamızın e, rüyası İstanbul'u inşallah e, tüm kardeşlerimizle birlikte e, alacağız. Yani e, bu manada e, bu birlikteliğe inanıyoruz. Güveniyoruz. E, ki e, bugün e, tevafuk Bayrampaşa'daydım ben Bayrampaşa'da Erbakan hocamızın o zaman Gümüş Motor diye motor fabrikası kurduğu yeri ben bir şekilde Bayrampaşa belediyemizle birlikte millet bahçesine çevirdim ve o fabrikayı bir müze gibi koruyoruz yani oradaki hatıraları koruyoruz anıları koruyoruz dolayısıyla yani anlayış aslında yani en önemlisi işte ta o yıllarda İstanbul'da bir motor fabrikası kurayım da yerli milli sanayimle birlikte üretim yapayım anlayışını aslında koruyoruz. Dolayısıyla biz yeniden refahlı kardeşlerimizi seviyoruz ve hep birlikte Cumhur İttifakı'nın bir paydaşları olarak da 31 Mart gecesi biz karşıda hangi ittifak kurulursa kurulsun inşallah o mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Dem Parti? Demle ilgili söyledim. Yani onlar ittifak içerisinde olur olmaz, aday gösterir göstermez. Artık kendi kararları. Gelelim metro konusuna. Şu anda İstanbul'da 330 kilometre değil mi? bütün 328. 328 yani 2 kilometreye kadar mı? Yani doğru bilgisayar. Gerilmeyin bu kadar <laughs> yapmayın. 2 kilometre için değmez buna yani. <laughs> 5 yılda 2 katına çıkaracağız diyorsunuz. Evet. 10 yılda 1004 kilometreye çıkaracağım diyorsunuz. Evet. Ee, Böyle bir parası var mı Büyükşehir Belediyesi'nin? Yine bana şey demeyin ama 12 tane bakanlığa eşdeğerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye. Eşdeğer. Peki eşdeğer ama şimdi İBB İyi Parti Genel Sekreteri bir açıklama yapmış. Bilgi yani benim şeyden gördüğüm bir bilgi bu. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı yani işte 328 kilometrelik metronun maliyeti 17 milyar dolarmış. Kilometresi 50-55 milyon Öyle mi? dolar. evet. Şimdi siz diyorsunuz ki iki yılda iki katına çıkaracağım. yani Bir bu kadar daha yapacağım diyorsunuz. 17 milyar dolara mal edeceğimizi düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ne kadar? İstanbul'un konsolide bütçesi 525 milyar lira. Büyükşehir Belediyesi'nin 213 yanlış hatırlıyorum. Bir dakika hemen notuma bakayım. Yanlış söyledi demesinden. Böyle noktaya virgüle kadar mı biliyorsunuz? <laughs> tabii bana? tabii hepsi cebimizde geziyor. Hemen söylüyoruz. Ee, e, dolayısıyla orada e, bizim e, büyükşehir bütçesinden e, kullanacağımız kaynaklar kadar tabii ki üreteceğimiz e, kaynaklar da önemli. Yani e, nereden üreteceksiniz işte efendim e, bu manada bütçeyi nereden bulacaksınız e, sorularını aslında biz e, kendilerine şöyle ifade ediyoruz. Evet 213 milyar lira İBB Hı. bütçesi e, İETT 29 milyar lira, İSKİ 51 milyar lira ve iştirakleri de 221 milyar lira olmak üzere 515 milyar lira konsolide bütçesi var. İlk 5 yılda bir kere 17 milyar dolara ihtiyacınız var. Bir bu kadar daha metro yapmak için. Evet. Şimdi biz bu manada e, öncelikle İstanbul'un gelir durumuna bir bakalım. Yani bu 515 milyar açıklanıyor. Bu 515 milyarın %90'ı devletten geliyor. Hani engelliyorlar diyorlar ya. E, vermiyorlar, engelliyorlar gibi bahanelerin arkasına sığınan yönetim. Gelirinin yüzde 90'ını merkezi bütçeden alıyor, devletten alıyor. Biz 2019'da burayı bıraktığımızda öz geliri genel gelirinin yüzde 30'uydü. Öz gelir dediğimizde İstanbul kaynaklı gelirler, İşte şirketlerin gelirleri İstanbul'dan elde ettiği gelirler gibi gibi. Biz bir kere öz gelirimizi arttırmak zorundayız. Öz gelir şu an yüzde 8'e 9'a %12'ye düşmüş. Yani yıllar itibariyle değişiyor, ortalaması yüzde 10. Biz bu özgürlerimizi bir kere arttıracağız. Bütçemizi iki katına çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? İstanbul'un kaynaklarını doğru etkin bir şekilde kullanarak çıkaracağız. Birincisi bu. İkincisi, şu an biz diyoruz ki yenilenebilir enerji ihtiyacını İstanbul'da bütün enerji ihtiyacını yenilenebilirden karşılayacağız. Net sıfır emisyon hedefi ortaya koyduk 2040'ta Şimdi ben bakanlık yaptım. Biz yenilenebilir bütün projelere Bugün uluslararası bütün fonlar uzun vadede, 25-30 yılda çok düşük faizlerle, çok düşük ama. Yani niye? Bir hedef var. O hedefi yakalayabilmek için. Ee, krediler veriyor. Şimdi krediler kullanacağız. Efendim, e, karayolu tünelleri açıkladık. Efendim, yap işlet, devret modelleriyle, PPP modellerle birlikte bu projeleri yapacağız. E, bütçemizi de iki katına çıkardığımızda, uzun vadeli bu dış fonlardan faydalandığımızda, bu yapılabiliyor. Nasıl yapılacağını göstereceğiz. Gösterdik daha önce yine göstereceğiz. Bütçenizi iki katına çıkarma biraz iddialı bir vaat değil mi Sayın Kurum? Ben bakanlıkta bütçemi belki beş katına çıkardım. Beş katına. Bakanlık da merkezi bütçeden pay alır. Yani bizim bakanlığın bütçesinde e, her yıl strateji bütçe başkanlığı belirler. Bakanlıklara bütçe verir. E, biz bakanlığımıza çıkardık. Yani kendi kaynaklarını kullanırsan... Elinde yetki var ya, yani Candaş Bey, yani yetkiniz var, planlama gücünüz var. Efendim, 30 tane şirketiniz var. İspark zarar ediyor. Niye zarar ediyor? Kapısının önüne araba park ediyor, oradan para alıyorsun 50-60 lira, zarar ediyor. Efendim, öbür taraf zarar ediyor. Öbür taraf, e, ya siz konulara odaklanmıyorsunuz ki. Ya odaklanırsanız, e, çözersiniz. Yani yeter ki o e, arzunuz, isteğiniz olsun. E, iki katına değil daha fazlasına bile çıkabilir. Emin olun çıkar. Yani İstanbul'a bütününde baktığınızda ta Marmara'ya kadar yani e, bu tarafta işte efendim e, e, Yalova'ya, e, belki Düzce, Bolu'ya, öbür tarafta e, Çanakkale'ye kadar Tekirdağ, Edirne'ye kadar e, Marmara bütününde düşündüğünüzde İstanbul'da e, yatırıma ihtiyaç var. Yeni sanayi alanına ihtiyaç var. Lojistik alana ihtiyaç var. İstanbul'un trafiğini nasıl, ya şehrin içindeki ağır hastayı Kuzey alsanız sadece bunu yapsanız trafikte bir rahatlama olur ya. Yani onu bile yapmıyor bu idare. Yani %25'i ağır bazda kamyon, otobüs. Bunu kuzeye alsanız, üçüncü e, çevre yolu yapmışız. Kuzey Marmara Otoyolu. Ya bu niye yapıldı? Bu İBB'nin yetkisine bulaştıran bakanlığı yetişti. oraya, oraya gideceksiniz. Efendim, lojistik üsler kuracaksınız. E, e, otogarları kuzeye taşıyacaksınız. Ve şehrin içindeki o 1 milyon Ağır vasıta yükünü şehrin çeperine alabilirsiniz. Bu bahsettiğiniz yetki yani ağır vasıtaların kuzey alınması İBB'nin yetkisi mi? Ulaştırma Bakanlığı yetkisi Şimdi niye içeriye giriyor? Otogar içeride. Lojistik merkezi yok. E yap yani buna engel yok ki. Büyükşehir'in 5000'lik planlama yetkisi var. Yüz binlik planlama yetkisi var. Yapsın. Hayır benim yani bildiğim İBB da, ağır taşıtlar buraya giremez deyince öyle bir kuralı koymaz. Siz böyle bir şey yaptınız da engel mi oldular? Yani elinden mi tuttular? Yok ki böyle bir şey. Öyle bir dert yok, dert. Yani siz bu bu konuya ilişkin bir çözüm koyun. Takside de aynı. Durun, yani, taksiye gelmeyin. Taksiyi yani soracağım size. Sözüm çözümü o önesini ortaya koyun da ya sen engelle engellesin dersin. Kim niye engelleyecek? Milletin yararına olan bir şey biz niye engelleyelim ya? siz 10 yılda 1000 kilometreye çıkınca şey raylı sistem İstanbul'un trafik sorunu diye bir şey kalmayacak diyorsunuz. İnşallah. Şimdi Londra'da, Paris'te de biliyorsunuz dünyanın en gelişmiş metro ağları orada var. Ama trafik sorunu da bir yandan var olmaya devam ediyor. E, belki de tek mesele yani raylı sistemi çözmek değildir. Yani raylı sistemi çözün tabii bu arada. Yani hepimiz İstanbul olarak bayılırız bu vaadin gerçekleşmesine ama trafik sorununun tam olarak çözülmesi tek parametreye bağlı değil gibi duruyor. Londra, Paris örneklerinde ne diyorsunuz? Ya şöyle tabii ki sadece metro metroyla çözülecek bir iş değil bu. Yani burada otopark e, sorununa da bakacaksınız. Karayolu ağına da bakacaksınız. Deniz ulaşımına da bakacaksınız. Efendim e, bu manada toplu ulaşımın e, miktarını arttıracaksınız. Biz burada bir hedef ortaya koyduk. Şu an İstanbul'da yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı %90'lara geliyor. E, ve ve 3,5 yıl Candaş Bey 3,5 yıl sizin ömrünüzden trafikte gidiyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani düşünün ki ortalama işte insan ömrü 65-70 yıl diyelim. E, o gidiyor artarak. E, bunun 3,5 yılı trafikte gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çocuklarınızı göremiyorsunuz, ailenizi göremiyorsunuz. Sevdiklerinize vakit ayıramıyorsunuz. Dolayısıyla buna çözüm önerisi ortaya. Şu an biz 46 dakikada bırakmışız ortalama ulaşım süresini 2019'da şu an 64 dakikaya çıkmış. 64 dakikaya. Bizim hedefimiz 64 dakikayı 39'a düşürmek. Yani her bir vatandaşımıza 29, 25 dakika kazanç sağlamak istiyoruz. Bunun için de sadece metro yapmayacağız. Evet 10. yılın sonunda 1004 kilometre metro hattımız olacak. Karayolu tünelleriyle birlikte tünel ağımızı, karayolumuzu genişleteceğiz. Otopark, 250 bin tane otopark yapacağız. Efendim, e, Silivri'ye metrobüsünü götüreceğiz. İstanbul'un çeperlerindeki yaşamı Şehir merkezindeki yaşam nasılsa aynı hale getireceğiz. Silivri'de Çatalca'daki yaşayan insanımızla Beşiktaş'ın göbeğinde yaşayan insanımız aynı haklara erişmiş olacak ki şehri çeperleriyle birlikte zenginleştireceğiz. Arnavutköy'de altyapı eksiği olmayacak. Silivri'de yağmur yağdığı zaman su basmayacak. Daha dün bastı yine. Yani dolayısıyla biz şehri bütününde ele aldığımızda e, ve bu hizmetleri yaptığımızda ulaşım artık 10. yılın sonundan çile olmaktan çıkacak. şimdi Londra örneğini veriyorsunuz. ama Londra'da toplu ulaşım oranı %45-50'lerde. Yani insanlar toplulaşımla hmm. toplu ulaşımla seyahat ediyorlar. arabasıyla gitmek isteyen de gidiyor. Ama toplu ulaşımda ne zaman gideceğini biliyor, değil mi? Hani biz oraya gidince hemen oranın bir navigasyonunu indiriyoruz. Efendim uygulamalarını indiriyoruz. Efendim tren şu saatte gelecek, şu saatte kalkacak. Biz bir, bir dakika sekmiyor. Kalkıyor, 20 dakikada gidecek diyor, 20 dakikada gidiyor. Şimdi bizim metrobüs durağına gidiyor vatandaşımız. Metrobüs yok. Ne zaman gelecek belli değil. Gideceği yere ne zaman varacak o da belli değil. Çile. Yani dolayısıyla biz uğraştıran değil, ulaştıran e, bir trafik vaat ediyoruz. Yani insanlar ne zaman nereye gideceğini bir kere anlayacaklar. Toplulaşım oranı şu an yüzde 27 İstanbul'da kullanılma oranı genelinin içinde. Biz bunu yüzde %48 48'e çıkarmak istiyoruz. Aynı dünya metropollerinde olduğu gibi. Bunları yapabilmeniz için de bu hizmetleri yapmanız lazım. Yapılan inşaatları hafriyat dökerek yapamazsınız bunu. Veya Dolmabahçe Levazım Tüneli'ni açılmış olan tüneli, ihalesi yapılmış olan tüneli kapatarak da yapamazsınız. Veya Esenyurt'a gidecek metroda 5 yılda 5 metre ilerleyerek de yapamazsınız. %5 ilerleyerek de yapamazsınız. Dolayısıyla burada bu bakış açısıyla biz inşallah ulaşımı artık sorun haline gelmekten çıkaracak adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız ki bunu da bilim insanlarımızla beraber çalışıyoruz. Nasıl depremi çalışıyorsak bunu da alanında yetkin proje firmalarımızla, hocalarımızla birlikte çalıştık. Aylardır çalışıyor bu ekip. Ve bu çalışmaları İnşallah 1 Nisan sabahı hızlı bir şekilde, 100 günlük, 1 yıllık acil eylem planlarıyla birlikte... Aylardır nasıl çalışıyor ekip? Siz aday olalı aylar olmadı ki. Ya biz aylardır çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Aday olacağınızı biliyor muydunuz? Aday olacağımı bilmiyordum evet. ama ya ben aday olursam da hazırlıklı olmalıydım. Hmm. Yani İstanbul böyle şehirlerden bir şehir değil, mekanlardan bir mekan değil. Yani iki denizi, iki kıtası, efendim e, medeniyetleri buluşturmuş bir şehir. Aday olacağınızı bilmeden çalışmaya mı başladınız? Evet. E olmasaydı Görür'le görüştüm işte aday aday mıydım o zaman? E olmasaydınız ne olacaktı? Yani olmasaydım bu projeleri bir arkadaşıma verirdim. Aday olan arkadaşıma verirdim ya. Ne olacak? Yani e, İstanbul'a eğer talipseniz, İstanbul'u yönetmek istiyorsanız hazırlık olacaksınız ya. İstanbul'la uğraşacaksınız. İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi de taksi meselesi. Evet. E, siz yine bir çalışma yapmışsınız. Oradaki tespitlerinizden bir tanesi çok net bir şekilde İstanbul'un taksi sorunu olduğunu verilerle de ortaya koyuyor. Evet. Neden o zaman İstanbul'da taksi sayısı arttırılmıyor? Ukome neden buna izin vermiyor? Siz belediye başkanı olduğunuzda vaatlerinizden bir tanesi taksi sayısını arttırmak. Evet. Nasıl aşacaksınız Ukome engelini diye soracağım ama aşarsınız tabii şu an yani Ukome yani her belediye başkanının işte muhalefetin de itiraz ettiği üzere Siyasi bir tavırla verilmediği söyleniyor. Ama bize sizin çalışmalarınızdaki taksi sorununu nasıl çözeceğinizi ve şu anda da taksi sayısının arttırılmamasının arkasındaki sebebi anlatır mısınız? Şimdi bir kere yani e, sorunun ne olduğunu tespit etmek lazım, veriye dayalı bir e, çözüm ortaya koymak lazım. E, şimdi ukame taksi plakasını vermiyor diye bir e, şey yok bir kere. Yani konu yok yani. Başvuru ne için yapıldığını biliyor musunuz? Taksi sayısı, taksi plakası sayısını arttırma. büyük şey belediyesi ben taksicilik yapacağım diyor. Kendim hat koyacağım ve bu hatlarda Büyükşehir Belediyesi olarak bu taksileri ben işleteceğim diye başvuruyor. E çünkü taksiciler odası taksi plakası arttırmaya gerek yok. Şu an bile daha yetmiyor kazandığımız nasıl, para diyor. Şu an nasıl artmış o zaman? 5000'den işte 2000 küsür tane vermişiz. Niye art artmış o zaman? İşte o kadar çıkmış kontenjan. Hayır şimdi bakın işte yani bir kere vatandaşımız doğru bilgilendirelim. Yani büyükşehir'in başvurusu ben taksi işletmek istiyorum. Taksicilik yapacağım diye başvuruyor. Uğamede diyor ki, e, ya arkadaş senin işin taksi işletmek değil. Taksicilik yapmak değil. Sen git işi yönet, işin sorunlarını çöz, e, genel manada bir strateji koy. Efendim denetle, ceza ver, ödül ver. Bunu yap. Ama nasıl vermişiz bu 2000 küsur taksi plakasını? Orada dolmuş hatlarında gereksiz hem esnafın huzursuz olduğu hem vatandaşın istediği talebi alamadığı yerlerle ilgili başvuru yapmış. Anında verilmiş. Demek ki doğru bir şey. Başvurursan verilir. Şimdi biz bir kere İstanbul'daki bu taksi sorununa ilişkin tek merkezden bu işi yöneteceğiz. Şu an onlarca uygulama var. Efendim taksi duraklarının kendi ayrı uygulaması var. Efendim e, korsan... e, aplikasyonlardan, ha, aplikasyonlardan bahsediyorum. Bir kere bunu tek çatı altında toplayacağız. Hmm. Bir, bir tek merkezden yöneteceğiz. Öyle önüne gelen bir kere taksicilik yapmayacak. Yani önüne gelen sunucu olabiliyor mu? Önüne gelen mühendis olabiliyor mu? Olamıyor. Taksici de olamaz. Bir kere taksici olacak arkadaşımızı biz ismeğimizde veya işte belediyemiz bünyesinde o eğitimi, kültürü Duruşu söylemi yeri gelecek yabancı dil de bilecek yani şu şu an yerleşik 700 bin tane İstanbul'da yabancı yaşıyor yılda 18 milyon bu yıl turist geliyor ve bu hizmetleri alıyor yani e, dolayısıyla e, biz ilk önce tek merkezden yönetip e, bu konunun sorunun e, tam anlamıyla ne olduğunu Asıl o zaman göreceğiz. Şu an taksi sayısı bir sorun mu? şu an taksi sayısının sorun olup olmadığını işte bu mekanizmayı kurduğumuzda anlayacağız. Ama sizin sunumunuzda ve, taksi sayısı eksik diyor. Sunum yani ve ve bunu anladık mı? Bilimsel verilere dayalı bu tespiti yaptık mı? Yaptık. Sonra ne yapacağız? Biz taksicilik yapamayız büyük şey belediyesi olarak. İhaleyle eksik var ki var gözüküyor. Hı. Eksikleri ihale yöntemiyle ihaleye çıkacağız. En yüksek fiyatı verene vereceğiz. Aynı eğitimi o arkadaşlara da vereceğiz. Sonrasında biz eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarını getireceğiz. Burada taksiciler odasını da ikna etmeniz gerekecek ama. Ederiz. Nasıl edeceksiniz? Yani, ederiz. Doğru bir tane ya. Yani doğru bir tane. Yani o doğruyu masada oturup konuşacağız. Ben her esnafımla oturacağım, konuşacağım. Taksicilerle ama, konuşuyor musunuz? Ama kimseyle düşmanlık yapmayacağım. Doğruyu ortaya koyacağız. bu bu doğruda e, birleşiyorsak birleşeceğiz. Birleşemiyorsak biz bu kararı alacağız. Alacağız yani İstanbul'un da ihtiyacını karşılamak zorundayız. Yani sonuçta bu iş kimsenin tek elinde değil ki. Ne taksicinin tek elinde ne belediyenin tek elinde. E, o yüzden o masada oturup istişare edebilirseniz, doğruyu da konuşabilirseniz çözersiniz. E, çözemeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki siz e, o istek ve arzuda olun. E, ve eksik plaka mı var? Çıkacağız ihaleye. Eksik taksileri de bu şekilde tamamlayacağız. Peki... Taksicilerle ilgili niye eğitim veriyoruz? Niye ödül ceza uygulaması getiriyoruz? Eğer o hizmeti şimdi siz telefonunuzdan a, tek aplikasyonda o bindiğiniz taksiye puan verebileceksiniz. O taksiyle ilgili bana e, hizmet yetersizliği noktasında şikayetim var diyebileceksiniz. E iki kere yaptı, üç kere yaptı diyeceğiz ki bir dakika. Ya sen bu hizmeti yapamıyorsun. Şoförde mi sıkıntı var? Efendim, e, araç sahibinde mi sıkıntı var? Kimde varsa ...gerekli cezai işlemi de uygulayacağız. Nedir o gerekli cezai işlem? Ya, men etmek dahi Hepsi, hepsini uygulayacağız. Yani sonuçta e, bu sistemi biz doğru işletirsek taksici esnafı da rahat olur. İstanbullular da rahat olur. Yani e, şimdi e, trafikte karşılama oranı %18'lere kadar düşüyor. Peki burada bizim yapmamız gereken bir yatırım var mı? Ona da bakacağız ya. Yani e, şimdi yol tıkanıyor. Efendim, e, taksi gitmiyor. E, gitmiyor, gidemiyor ki adam ne yapsın? E, şimdi orada bir kavşak düzenlemesi yapmanız lazım. Çok basit bir iş. Yok. Niye sistem diyoruz? Hani niye farklı boyutlarla bakacağız diyoruz? İşte bundan dolayı. Yani e, bir yol düzenlemesi yaparken, Oradaki trafiği de düşüneceğiz. Orada yaşayan esnafı da düşüneceğiz. Oradaki e, taksiciyi de düşüneceğiz. Oradaki simitçiyi de düşüneceğiz. Hepsini düşünerek çok yönlü bakmak zorundasınız. Biz bunu yapmış olduğumuz tüm işlerde bu anlayışla çalıştık. Dolayısıyla burada da böyle yaptığımız zaman... E, ...herkesin huzurlu, güvenli yaşayacağı bir İstanbul'u... ...inşallah tesis etmiş olacağız. Ee, i̇mar barışı... imar affı de daha çok diyor insanlar ki... ...ben de öyle söylüyorum ama esas çıkarılışı kanunun imar barışı ismi. Ee, sizden önceki dönemdeki bakan tarafından çıkarıldı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani, evet o dönemde çıkarıldı. bizde ee, biz de devamını Siz siz de devamında bakanlık yaptınız. Şimdi evet. imar affı çok eleştirildi. Bence çok haklı eleştiriler bunlar. Çünkü Hatay'da, Maraş'ta da gördük. Siz daha yakından gördünüz. Kendiniz de söylediniz. İki ay orada kaldınız. E, yıkılan binalar arasında imar affından faydalanan binalar da vardı. Şimdi e, bu konuda sizin de bakanlık yapmış biri olarak kendi sorumluluğunuz olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle biz yani bir kere bu e, imar affı değil e, Candaş Bey. Yani e, konuyu iyi anlamamız lazım. Yani bu, bu noktada 10 milyona yakın vatandaşımız başvuru yapmış. Ve imar e, barışı dediğimiz düzenleme vatandaşımızın e, elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayabilmesi, bu hizmetleri alabilmesi evini işte ipotek gösterebilmesi gibi işleri yapabilmesi için düzenlenmiş bir yasadır. Ve bu yasa kapsamında imar barışına tabi olmuş binalar altını çizerek söylüyorum. Sağlamdır ifadesi ne yapı kayıt belgesinde vardır ne de bu kanunun içeriğinde vardır. Tekrar söylüyorum vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını insani bir bakışla alabilmesi adına yapılmış bir düzenlemedir. Ve imar e, barışı e, yapı kayıt belgesi almış binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. O zaman da gelmiyordu, bugün de gelmiyor, yarında gelmeyecek. E, gelelim e, deprem konusundaki e, söylediklerinize. Depremde de imar barışına başvurmuş e, binalar yüzde altı. Yani yıkılan binalarda barış e, barışa tabi olmuş, yapı kayıt belgesi almış. Binaların oranı yüzde altı. İstanbul'da bu 650 bin kontrol içinde bir rakam var mı elinizde? Yüzde kaçı imar affından, siz barış diyorsunuz ben de ödeyeyim. Barışından faydalanan. Yok. Öyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum ama bu binalar sağlamdır Demiyorum, demiyoruz ki. Ya, hala diyorum yani. O kanun da öyle diyor zaten. E, dolayısıyla e, bu noktada e, yapılan düzenleme tamamen vatandaşımızın bu sorunların çözülebilmesi amacıyla yapılmıştır. E, ve bu manada Bizim e, yıkılan binalara da baktığınızda %98'i zaten o zaman da açıkladık. 99 öncesi binalar. Yani 99 öncesinde yapılmış binalar. Deprem bölgesi. Deprem bölgesinden bahsediyorum. E, o yüzden yani imar barışıyla deprem dönüşümünü veya e, işte binalar barışa tabi oldu yıkılır yıkılmaz konuları e, milletimizi e, yanlış yönlendirmiş oluruz. Barış vatandaşımızın sorunları için yapılmıştır. Ama binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. Ee, Kanal İstanbul'dan neden hiç bahsetmiyorsunuz? Yani Kanal İstanbul e, konusunda... Size sorulmuş galiba demişsiniz ki İstanbul'un önceliği olmayan, İstanbulluların istemediği hiçbir şey yapılmayacak. Evet, evet aynen öyle diyorum. Yani İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul'un gündeminde acil, öncelikli konular neyse bizim de gündemimizde bunlar olacak. Ve bu konudaki yaklaşımı da açıkçası ben ee, samimi bulmuyorum yani e, bunu e, şu anki İBB yönetimi e, işte İstanbul'a ihanet ettiler gibi söylemlerle e, hep gündemde tutmaya çalışıyorlar e, ve bu başkanın bu tavırları da aslında yeni bir e, İstanbul'u ve İstanbul gündemini perdeleme çalışmasıdır farklı gündem oluşturma çabasıdır İstanbul'un gündeminde böyle bir konu yok. İstanbul gündeminde ne var? İstanbul'un gündeminde trafik var. İstanbul'un gündeminde e, deprem riski var. İstanbul'un sokaklarında güvensizlik ve korku var. İstanbul'un gündeminde sosyal e, İstanbul adaletsizlik var. İstanbul sokaklarında güvensizlik, korku ama emniyetin işi değil mi yani? Ee, İbebe'nin e, 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 İBB'nin işi, şöyle işi. Şimdi EDS e uygulamasını getiren İBB'dir biliyorsunuz orada. E, şimdi parkların güvenliğini sağlamak zorundasınız. Sokak hayvanlarını sokakta. Ee, bir sorun haline e, gelmesini yine e, siz çözmek zorundasınız. Otopark sorunu varsa eğer otopark ile alakalı siz çözüm ortaya koymak zorundasınız. Deprem riskine elinizi taşın altına koymak hmm. zorundasınız. Asayişten bahsetmiyorsunuz ee, sadece. E, yani sadece asayiş değil ki güven e, bu, konu, bu saydığım konuların hepsi e, huzursuzluk yaratıyor, güvensizlik yaratıyor, çile haline geliyor. Herkesin evinin önüne ücretsiz park edebilme vaadi veriyorsunuz. Şimdi bunu mesela belli ilçelerde vermenizi anlıyorum. Olur da mesela Bağdat Caddesi'nde, Nişantaşı'nda falan nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Orada oturan vatandaşlarımızın plakalarını biz dijital İstanbul dediğimiz, digi İstanbul dediğimiz tek merkezden İstanbul'un yönetildiği, bakın tek merkezden yöneteceğiz. Telefonunuzda siz bir sorun gördünüz İBB'ye ait sokağınızda. Beyaz masa var değil mi bizim eski? Şimdi o dijital beyaz masa olacak. Ee, göreceksiniz o sorunuzu bize e, belgeleyeceksiniz efendim adresidir bilmem nedir uygulamadan gireceksiniz sokağını caddesini biz gideceğiz o benim bilgisayarıma düşecek o caddeye park ettiğimde benden para almayacak mısınız caddeye park ettiğinizde sizden para almıyorsunuz hiç mi almıyorsunuz gece gündüz almayacağız senin sokağın orası benim senin... sokağım zaten şimdi şöyle bir şey de var benim sokağım da o sokak benim dışında herkesin sokağı ben orada oturmuyorum bu arada oralarda yani nerede <laughs> oturuyorsun Çengelköy'de oturuyorum. Ee, Üsküdar Belediyesi'nden hiç memnun değilim aklınızda olsun. Niye <laughs> e, ya başkanımız? E, bilmiyorum başkanınızdan çok bit. çok çalışkan, özverili yani bu manada hakikaten 10 Üsküdar... tartışmayalım. Burada kendisini konuk edip ben ona sorular sorayım. Sizi şimdi o tartışmanın içine çekmek için söylemedim bunu. E, ama Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde oturmuyorum. Oturan da oturabilir ayrıca ama onun şundan bahsetmek için söyledim. Şimdi o bölgelerde ciddi anlamda otopark sorunu var. Çünkü orada oturanlara kalmıyor orası. Yani işletmeler var, ticaret haneler var, insanlar oralara giriyorlar, çıkıyorlar ve valeler var. Dolayısıyla sizin o caddeyi bana tahsis etmenizin çok anlamı yok çünkü ben orada yer bulamıyorum. Büyükşehir belediyesinin orada hiçbir otopark projesi var mı? Bilmiyorum. Var yok. Mı? Ben söyledim olmadı. E şimdi yapacaksınız işte 250 Daha, bin. Sayın amolunu almadık. Alınca çalışacağız. 200, o 250 bin otopark. Niye yapıyoruz? Hayır. Buna dair bir şeyiniz çözümümüz var. Otopark yapacağız. O bölgelere. Ya, ya ihtiyaç olan bir yerlere otopark yapmazsanız insanların ne üst üste park edecek hali yok. O yüzden 250 bin otoparkı niye yapıyoruz? Ee, Park et devam et uygulamasını niye getiriyoruz? Park edeceksiniz toplu ulaşıma yakın bir yerde hemen ulaşımla istediğiniz yere gidebileceksiniz. Dolayısıyla hani ya çözüme bütüncül bakacaksınız ya. Ya yani bir tarafta kaldırım yapacaksınız, bir tarafta heykel açacaksınız, çeşme açacaksınız ama vatandaşın sorunu olan otoparkla ilgili hiçbir adım atmayacaksınız. Yolları böleceksiniz, e ben otopark yaptım. Yok öyle ya ama. Bu şeyi anlatsanıza İstanbul'da İstanbul'da. E sizin otopark projenizin içerisinde e, yeraltın otoparklar yapmak var. Tabii. Hangi bölgeler yoğunlukla e, mesela nerede sizin yapacağınız en büyük otopark neresi ben merak ediyorum mesela. Şimdi biz bir kere toplu ulaşım güzergahında e, hemen hemen her yere yapacağız. Neden? Bir mantığı var. Hep çok yönlü bakacağız diyorum ya. E, üstünde park, altı otopark olacak. Niye üstü park? Oradan anlatayım. Burası depremde toplanma alanı vazifesi görecek. Üstüne yapacağımız ünitelerle bugün kütüphane olacak yaşlı bakım Merkezi olacak Efendim kreş hizmetini verecek gençlere hizmet verecek deprem esnasında ne yapacak Candaş bir orada 2 milyon kişi aynı anda çadır kuracağımız sistemi mahalle ölçeğinde yapmış olacağız ee, o kıraathane, kütüphane deprem esnasında ne yapacak yemekhane olacak aşağı olacak oradaki tuvalet ne yapacak orada kalan çadırdaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu bütüncül bakış açısıyla birlikte toplu ulaşım güzergahında otoparklarımızı yapacağız. Bir. iki mahallelerde şimdi şu an 39 ilçeyle alakalı gelen talepleri alıyoruz. Biz bakanlığımız döneminde de yaptık bu otoparkları. Ee, büyükşehir'den fazla otopark yapmışımdır ben bakanlıktayken. Ee, ve bu manada gelen talepler, ihtiyaçlar analiz edilecek. En öncelikli yer nereyse oralardan başlayacağız ve otoparklarımızı hızlı bir şekilde yapıp hem toplulaşma insanımızı yönlendireceğiz hem de artık arabanın çile olması yani işte parkı nereye edeceğim diyorsunuz yok otopark e yapacağız yapmak zorundayız. Başka türlü bunu ya bu insani bir hak, yaşama hakkı. Bu yaşam hakkını biz insana sunmayacağız da neyi sunacağız? 5 yıl bittiğinde kaç otopark yapmış olacağız? 250 bin otoparkı İstanbul'a kazandıracağız. 5 yıl içerisinde 250 bin otoparkı 39 ilçede en acil, en öncelikli yerlerine nerelerse... Toplam kaç araç kapasiteli bunlar? 250 bin. 250 bin adet oto, araçlık araç, otopark araçlık, yapacaksınız. Evet. 250, bin adet, 250 bin tane otopark yapacaksınız. Yok yok. Anladım. 250 tamam. bin. Araçlık. Tamam. Ee, sizin bir kamera kapattığınız bir video var. Orada tam ne oluyor? Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Şimdi Bu Tuzla'daki o, TOKİ meselesiyle ilgili değil iki, mi? İki iki sene önce iki sene önce çekilmiş bir görüntü anladım. Yani ne zaman çekildiğini de bilmiyoruz. İki sene önce çekilmiş e, görüntüyü bugün yeniymiş gibi veriyorlar ki orada da e, yani e, vatandaşımızla konuşurken işte biri bizim o konuşmamızı anladığım kadarıyla e, çekmeye çalışıyor. E, öyle elini elinde e, e, itme veya işte orada bir e, şiddette söz konusu değil ama öyle varmış gibi. Ee, anlatıyorlar. Göstermeye çalışıyorlar. İşte bunların hepsi algı e, yönetimi e, ve aslında şu anki yönetim e, öyle rahatsız ki yani ne yapacağını da bilmiyor. E, ne söyleyeceğini de bilmiyor. Ve farklı gündemler peşinde koşarak e, İstanbul gündemi dışında hala tabii ki gündemleri e, konuyu e, başka alanlara çekmek gibi bir maharetleri var. Yani bu maharette ee, yine çalışıyorlar ama e, vatandaşımız artık... Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Yani kamerayı da kapattığımda yok da yani e, orada biz konuşurken biri çekiyor. E, benim de elim işte kameranın önüne gitmiş. Onu işte kamerayı kapattı. İşte hmm. e, e, efendim vatandaşla hmm. ilişkisi böyle gibi bir algı yönetimi bu, yapmaya Tuzla'daki çalışıyorlar. Tuzla'daki to to Toki ile ilgili bu soru size sorulmuş. yani Aynı soruyu tekrar sormayayım diye söylemiyorum. Ee, çünkü bu üçüncü röportaj. Bize ilk çıkmadınız. Araya başka iki kanal sıkıştırdınız. Ee, sorulmuş soruyu sormayayım ama e, oradan çok fazla izleyici de size soru da soruyor. Söylemek istediğiniz ekstra, vermek istediğiniz bir cevap var da, varsa oradaki insanlar... Onlarla da ondan... bir araya geleceğim. Öyle sorunlarını mi? dinleyeceğim. Biz hiçbir sorundan kaçmayız. Hiç kaçacak bir şeyimiz yok. Onlarla da bir araya geleceğim. Onları da dinleyeceğim varsa bir eksiğimiz söyleyip de yapamadığımız yapmadığımız istişare edeceğiz bakacağız orada da elimizden geleni inşallah yapacağız ki inşaatlarımız bitti bitme aşamasına geldi orayı da yine maalesef işte bir algı oluşturmak için sürekli bir gündemde tutma çabası var halbuki biz İstanbul'a 100 bine yakın sosyal konut sözü vermişiz şantiyelerimiz 27 bin konut TOKİ'nin şantiyesi devam ediyor yapılıyor. E, kalanlar yine yapılacak. E, e, geçen gün Ankara'ya gittiğimizde Çevre Bakanımızla toplantı yaptık. Bu konuları da aktardık. Onlar da sağ olsunlar. Yani ne e, varsa e, deprem gündemini takip ederken bir taraftan da hem TOKİ Başkanlığımız hem de Bakanlığımız sözlerimizi tutacağız, tutacaklar. E, biz de o manada arkadaşlarla bir araya geleceğim ben. E, öyle kaçma falan yok. Yani bir sorunu varsa sorunun üzerine gideceğiz. Ya kaçıyorsunuz falan demedim. Yine yani. bana ihale bırakmayın. Ben <laughs> Ben kaçıyorsunuz falan demedim yani. Ee, Ekrem İmamoğlu sizin için demiş ki biraz aranızı böyle şey yapayım polemiğe sokayım sizi. Bir alışma dönemi yaşayacak zaten. Hepsi o kadar demiş. Evet yani bizim gündemimiz e, Ekrem İmamoğlu değil. Ekrem Bey değil. Yani biz kendisine e, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Tekrar söylüyorum yani e, keşke e, konu İstanbul olsa, İstanbul'un sorunları olsa da onları e, konuşuyor olsak. Maalesef işte konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. E, İstanbul'un İstanbul'un gündeminde olmayan ama gündem'e taşınmaya çalışılan farklı e, yine gündemler oluşturma çabasının e, aslında yansımaları bunlar. E, o yüzden e, kendilerine başarılar diliyoruz. E, 31 Mart'ta. Ee, rakibinin kim olduğunu e, İstanbullular e, kendisine gösterecek. Biz bunu sokakta görüyoruz. Bu heyecanı görüyoruz. Bu motivasyonu görüyoruz. E, ve bizim gündemimiz İstanbul olacak. Şeye göndermek değil mi? Rakibim Cumhurbaşkanı demek iması var. demeye çalışıyor mu? bilmiyorum o, da işte yani sürekli gündemini e, İstanbul dışında e, gündem oluşturarak e, yani bugün de aynı yani yani işte efendim e, sayın cumhurbaşkanımız öyle dedi böyle dedi diye soru sorduruyorlar. Efendim e, tiyatro tam efendim e, soruya cevap veriliyor. E, işte yok uykusuz e, kalıyorlar da şöyle oluyor da böyle büyük öyle öyle, meslektaşımıza sorusunu sormuştur o yani. Yani e, e, sorduruldu e, e, ondan sonra da e, işte gündemi maalesef e, başkanın bu tavırları ee, yeni bir İstanbul e, gündemini aslında e, perdeleme çalışmaları e, şöyle diyorlar yani e, Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış e, güneş 31 Mart'ta İstanbul'a doğacak ve e, bu saltanat bitecek e, ve biz uykusuz da kalırız ama ne için kalırız biliyor musunuz milletimiz için kalırız milletimizin sorunlarını çözmek için biz helikopterlerle iki saat uykularla deprem bölgesinde ilçe ilçe gezeriz, uykusuz kalırız. Sel bölgesinde uyumayız, yemeyiz, içmeyiz ama o sel bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışırız. Elazığ'da, Malatya'daki o afesli kardeşimizin elinden tutmak için uykusuz kalırız ama böyle gündemlerden dolayı uykusuz kalmayız. Biz çalışacağız, üreteceğiz Candaş Bey. Onlar ne söylerse söylesin. Biz polemik tarafında olmayacağız. Kendi işimize bakacağız. Kendi işimize odaklanacağız. Onlar farklı gündemler peşinde koşsunlar. Eş başkanlık yürüsünler. Efendim e, farklı ittifaklar içerisinde olsunlar. Hiç hiç önemli değil. Size biz, son... biz işimize odaklanacağız. Ee, bütün anlattığınız trafikten tutun, depreme, İstanbul'un çok önemli bir sorundan e, bahsetmedik bu programda. Vaatleriniz arasında da var mı bilmiyorum. O da İstanbul'un nüfusu. Aldığı göç. Özellikle mülteci sorunu. Bunlara dair bir şey söyleyecek misiniz? Söyleriz. Yani İstanbul'da ne sorun varsa o soruna ilişkin. Ya şu anda mesela e, Suriye'deki iç savaşın yansıması olarak Türkiye'de işte gördüğümüz bu göçmen sorunu, mülteci sorunu, bunun içinde güvenlikte var, nüfus yolunda var. En çok etkilenen şehirlerden bir tanesi İstanbul. E, İstanbul bu göçü almaya devam ettiği sürece, mülteci sorunu bu yoğunlukta devam etmediği sürece yani 10 bin kilometrede metro yapsanız, 650 bin, 6,5 milyon konut da yapsanız 10 sene sonra o da yetersiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu mülteci sorunuyla ilgili, İstanbul'un bu göç politikasıyla ilgili bir söyleminiz, bir vaadiniz var mı? E, e, Beğennameye gittiğimizde İçişleri Bakanımıza da uğradık sağ olsun. E, o da e, eski İstanbul Valimiz, şimdi İçişleri Bakanlığımız görevini yürütüyor. Sayın Bakanım böyle... burada konuk alacağız. Dört kere iptal ettik, beş keredir bekliyoruz. Buradan da bir daha çağırıyorum <laughs> Sayın Bakan'ı. <laughs> benim artık 5. programı iptal etmeye halim yok lütfen artık gelin kendisinin sözü var ama işte evet. İçişleri Bakanlığı yoğunluk evet. bir türlü başaramadı. Yani şöyle e, tabi ben bunları söyleyince de e, hepsi bizim arkadaşımız beraber mesai yaptık e, işte rakibim tek değil falan gibi bir yine farklı gündeme e, taşımaya çalışıyorlar ama çalışsınlar önemli değil. Yani biz uyum içerisinde olacağız, ahenk içerisinde olacağız e, İstanbul'un gücünü sonuna kadar kullanacağız, İstanbul'un yetkilerini sonuna kadar kullanacağız ve İstanbullular için çalışacağız bu manada da e, zaten e, göç politikası ile alakalı İçişleri Bakanlığımız, e, Bakanımız üstüne düşen tüm vazifeyi yerine getiriyor e, ve bu manada kayıt dışı göçmenlerin e, İstanbul dışına çıkarılması hususunu birebir takip ediyorlar ki bu önemli bir konu. E, şimdi İstanbul'a 18 milyon e, turist geliyor her yıl ve şu an 700 binde yabancı İstanbul'da yaşıyor. Yani bir kere her turiste veya burada yaşayan her yabancıya göçmen muamelesi yapamayız birincisi. Yani burada üreten, istihdam oluşturan, şehre, ülkeye katma değer sağlayan yabancılar var. Bir kere bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan yaklaşık 500 bin Suriyeli göçmen ülkesine gitmiş. Gitmeye de devam ediyor. Orada bir insani duruş var. O insani duruş karşısında biz de Suriye'de elimizden geleni yaparak onların evine gitmesi noktasındaki e, durumumuzu, tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan <laughs> Candaş Bey, İstanbul'da yaşamanın bir kültürü olacak. Olmalı. Ve İstanbul'a gelen herkes o kültüre adapte olacak. Yani ruhu var ya İstanbul'un her sokağına gidin. Çengelköy'de de vardır. Üsküdar'ın e, o sokaklarına da gitseniz vardır. Tarihi Yarımada'ya da gitseniz vardır. Beşiktaş'ın o sahilinde gezerken de o e, e, asrın e, çınarı Beşiktaş kulübümüzün hatıraları vardır. Kadıköy'e gitseniz keza aynı şekildedir. Orada bir boğa heykelinin yanında bir ruh vardır. Dolayısıyla bu ruhu hep birlikte yaşama arzusuyla birlikte yaşatmak zorundayız. Gençlerin geleceğe güvenle bakmasını temin etmek zorundayız. Biz bu konuda da hem sivil toplum örgütleriyle hem ilgili bakanlıklarımızla birlikte eş içerisinde çalışacağız ve bu düzeni İstanbul'da Tesis edeceğiz. Huzur diyoruz, güven diyoruz. Bu bu aklınıza ne geliyorsa bu anlamda hepsini yapmak için de e, elimizden geleni sonuna kadar. Ama İstanbul'un bu yoğunlukta göçü almaması gerekiyor diyorsunuz. Doğru mu? Tabii mi? yani zaten İstanbul'un diyorum ya 16 milyonda bizim sabit tutmamız lazım. Artmaması lazım. Hatta e, şehir şehirden göçü de e, Anadolu'ya göçü de teşvik edecek desteklerimiz de olacak. <laughs> İstanbul'da bazı ilçeler var AK Parti'nin kalesi bazı ilçeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Evet. Ee, siz AK Parti'nin adayı olduğu için size tersini sormak durumundayım. Burada Sayın İmamoğlu'nu da ağırlayacağım. Ona da tam tersini soracağım. Hani bana özel sordun demeyin diye söylüyorum. Ee, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'de AK Parti neden kazanamıyor? Kazanma plan, hedefiniz vardır da e, buna dair bir farklı bir strateji geliştiriyor musunuz? Yani Biz o gün Beşiktaş'taydık. Evet. Program evet. başında da yani söylediniz. İnşallah orada çok kıymetli bir başkan adayımız var. Cumhur İttifakımızın başkan adayı Serkan Başkanım e, ee, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdik. Ve çok farklı bir heyecan var. Yani ben Beşiktaş'ın o sokağında yürürken de <laughs> bunu hissettim. Siz bir de maç günü görün. E, ee, değil mi? <laughs> o yüzden şimdi şöyle yani ben ceketimi assam kazanırım anlayışından İstanbullular bıkmış. Yani işte az önce bir arkadaşımızla sohbet ettik. Ya Kadıköy'de yaşıyorum diyor. Ya Kadıköy e hizmet alamıyor. Yani Efendim Beşiktaş'a gidiyorum. Beşiktaş yıllardır maalesef o ilçe belediyesinin yapması gereken hizmetleri alamıyor. E Bakır Bakırköy Keza aynı. Ve bundan vatandaşımız rahatsız artık. Rahatsız bunu dile getiriyor. Yani ben ceketimi koysam kazanırım. Aday kim olursa olsun ben buraları zaten alırım. Anlayışı artık 31 Mart'ta bitecek. Bu bizim için de geçerli. Yani eğer böyle bir hatamız varsa biz bu hizmetleri yapmıyorsak bize de aynısını vatandaşımız sormalı. Gereğini de yapmalı. Ama ya AK Parti, Cumhur İttifakı, sosyal belediyecilik anlayışını bu ülkeye getiren iradedir. 94'te İstanbul'un sorunlarını çözen ve buradan da tüm Türkiye'ye yayan iradedir. Siyasi iradedir. Ve bu manada belediyecilik bizim işimiz. Gerçek belediyecilik ve işte sosyal belediyeciliği birleştirdiğimiz bu hizmetleri her alanda yaptığımız anlayış bizim işimizdir. Dolayısıyla hani derler ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim karnemiz belli. Yaptıklarımız. Bugün Marmaray olmasaydı, bugün Avrasya tüneli olmasaydı, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı olmasaydı ki ikinci pistini açtık. Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı İstanbul'un hali ne olur diye Sorsu, sordunuz mu hiç bu soruyu kendinize? Ne olurdu? Yani bu hizmetleri yapmak zorundayız ki İstanbul bir bebek bakacaksın, ilgileneceksin, seveceksin. Sevmezsen o seni unutur. Sevmezsen onu üzersin. O yüzden biz bu bakış açısını inşallah e, İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallede e, sergiliyor olacağız. Ee, ve bunu vatandaşımızla birlikte yapacağız Candaş Bey Siz, <laughs> şimdi sosyal medyada sizin e, şeyiniz b, b, beni çok güzel videolarımı koymuşlar evet. çok şahane sayenizde trend olmuşum Ne güzel. E, herkese buradan çok selam söylüyoruz benim işim soru sormak soru sormaya da devam edeceğim e, bazılarının hoşuna gidiyor bazılarının gitmiyor size ayrıca çok teşekkür ediyorum sorulara cevap verdiğiniz için e, son soru yüzde kaç oy alırsınız Şimdi biz e, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda 48.2 aldık e, İstanbul'da. E, hedefimiz e, %50'yi aşmak e, ve karşıda hangi ittifak olursa olsun e, 50'yi aşıp inşallah e, tüm İstanbullularla birlikte bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Kazanırsanız hedefimiz... ilk yapacağınız iş ne? Yani ilk yapacağım iş e, ekibimle birlikte... E, bugünkü çalışan arkadaşlarımla birlikte İstanbul'un acil sorunlarına odaklanmak olacak. E, bunların tespitlerini yaptık. 100 gün ve e, 1 yıllık acil eylem planlarını 1 Nisan sabahı itibariyle hayata geçirmek olacak. Ve istiyorum ki 1 yıl içerisinde İstanbullu o yönetimdeki anlayışın değiştiğini hissetsin. E, 2-3 ayda o sokaklardaki e, güvenin geldiğini hissetsin. Belediyenin çalıştığını Belediye yönetiminin İstanbul'a odaklandığını, İstanbul'un meselelerine odaklandığını hissetsin istiyorum ee, ve o sürecimiz uykusuz geçecek. Hani uykuları kaçıyor diyorlar ya. Yani biz uykusuz o süreci geçireceğiz ve e, İstanbul'a e, inşallah e, huzuru, güveni, e, riskli olmayan bir İstanbul'u, trafik çilesi olmayan bir İstanbul'u, e, tüm ekibimle birlikte, tüm İstanbullu hemşerilerimizle birlikte. E, tesis etmek oluyor olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kurum. Ee, buraya gelip diyoruz. sorularımıza cevap verdiğiniz için. ilk sizi programa çıkaramadık ama üç oldu. Evet. En azından güç olmadı. Yani. Evet, evet. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz Az teşekkür önce konuştuğum bitti. Önümüzdeki hafta sevgili seyirciler 6 Şubat'ın, o büyük afetin yıl dönümü. Biz de Salı günü yani 6 Şubat'ta afet özel yayını yapacağız. Bir aksilik olmazsa Çevre Şehircilik Bakanı'nı burada konuk edeceğiz. Neler yapıldığını, nelerin yapılamadığını oradaki durumun güncelini Sayın Bakan'dan dinleyeceğiz. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta salı günü. Biz yine buradayız. Hoşçakalın.